kendinizi gösteremediğinizi düşünüyorsanız, sen aldatılma korkunuz, terk edilme korkunuz, şey yalnız kalma korkunuz, bir sürü negatif duygu ve düşünceleriniz varsa bu kitapta mükemmel şifreler var, okumalısınız. Okuyun ve kabule geçin. Hayattaki her şeyin ilacı... Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Zaman, kabule geçtiğiniz zaman olayların oluşuna değil de o olaydaki hikmetlere odaklandığınız zaman herkesin çözmüş oluyorsunuz ya. Gerçekten hayatınızda çok güzel. Nasıl baktığımızla, ne görmek istediğimizle, neleri yargıladığımız, kınadığımızla ilgili. Herkesi affet. Kendimi affettim. Çocukluktan gelen aktarımlar var. Anne babamızdan öğrendiklerimiz, çevremizden duyumsadıklarımız, maruz kaldığımız, mecbur kaldığımız durumlar, davranışlar. Yavaş yavaş bu kitabı okudukça her şeyin şifresini çözüyorsunuz. Ben neden böyle bunun düzelmesi mümkün mü? Mümkünse nasıl? Bütün bu soruların cevapları işte bu kitabın için. Hayatınızı güzele dönüştürmek istiyorsanız lütfen. Kendimi affettim. Her seminerin başında, atölye çalışmasının başında ısrarla söylediğim bir şey var. Herhangi bir konunun uzmanı, ustası, master'ı değilim. Yani herhangi böyle Bülent Hoca çözdü, açtı, Nirvana'da yok öyle bir şey. Ve sihirli güçlerim de yok. Yani biz çok severiz. Git Bülent Hoca seni okusun, üflesin, kısmetin açılsın, Brad Pitt'le tanışasın. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kelime erheme olsa kendisine söyler. Yani herhangi bir gizli gücüm de yok. Sadece eskiden çok arızalıydım. Şimdi biraz daha az arızalıyım. Arada ne yaptığımı, hani ne gibi çözümler bulduğumu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bugün anlatacaklarımı kesinlikle hepiniz biliyorsunuz. Yani bu seminerden daha önceki gelişime giden, eğitimler alan, koç olan birçok arkadaşımız var. Diyecek ki biz bunları biliyoruz. Ben de biliyorum. Sadece şunu fark ettim. Uygulamadığımızı fark ettim. Hayatımızda uygulama eksikliği var arkadaşlar. Şimdi sıkıntı nerede? Bütün hayatımız boyunca rahat mısınız? Yani bana neyi hatırlatıyorsunuz sorduğumda ise ne yapalım hocam? Senin ihtiyacın yok ki bu seminere. Geçmişte arıza bizde. Bütün hayatımız boyunca toplam iki karış yol kat edeceğiz. Bakın iki karış yol kat edeceğiz. Birinci karışın başlangıcı akıldır. Aklımızı eğitiriz, okula götürürüz, eğitimler alırız, sertifikalar alırız, burayı eğitiriz, yemek yapmayı öğretiriz. Bir sürü eğitim var aklın içinde. Başlangıç burası. Birinci adımdan sonra, yani başlangıçtan sonra ilk adım boğazdır. Yani bilmekten sonra ifade etmeye yönelmeye başlarız. Yani bildiklerimizi anlatmaya başlarız. Eğitime gidersin, bir şeyler öğrenirsin. Sonra dersin ki ya gel arkadaş, bir şey öğrendim, seninle paylaşayım. Önce paylaşırız. Sonra zaman geçer, zaman geçer. Anlattıklarımızı bir bakarız ki kendi hayatımızda uygulamaya başladıkça kendi hayatımızda bir şeyler değişmeye başlıyor. Demek ki öğrenmeye başladık. İlk karışı boğaza geldik. Boğazdan sonraki ikinci karış kalptir. Kalbe geleceğiz. Yani öğrendik, paylaşıyoruz ve hale geçirmemiz lazım. Şimdi baktım ki hayatımda yıllarınca anlatıyorum ben uygulamıyorum. Anlatıyorum. Ezberlemişiz yabancı kaynaklardan, Türkçe'ye çevirmişiz, anlattık. Sonra dedim ki ben vazgeçtim. Çünkü ben anlattıklarımı uygulamıyorum. Ve döndüm kendi içime, bir sene boyunca çalışma yaptım. Uygulayamadığım yerleri bulmaya çalıştım. Kendimi ertelediğimi fark ettim. Hak etmediğimi fark ettim. Yani güzel olan işini hak etmediğimi düşünüyorum. Yani ben mesela bir arkadaşım benden yardım istesin, ölümüne gidip yardım ediyorum. Fakat ben kendim için bir şey yapmam gerektiğinde adım atamıyorum. Yani olsun ben idare ederim. Arkadaş ona her şeyi verdin, uğraştın onun için, borç bile aldın bankadan ama sıra sana geldi ve sen kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Bir böyle, iki böyle, üç böyle, sonra sendeki kaynaklar tükeniyor. Sendeki kaynaklar tükenince, şimdi bir verenler grubu var, bir alanlar grubu var. Alanlar senin kaynaklarını kullanamadıkları için ne yapıyorlar bu sefer? Sen çok değiştin. Kalmadı ki bir şey.
gibi. Ama sen eskiden böyle değildin. Değildim çünkü bitti. Bizim depoyu doldurmadık. Bu sefer gidiyorlar başkasından başlıyor onlar sömürmeye. Bir de diyorlar ki Bülent eskisi gibi diye vermiyor artık. Bir de senin bak bu kadar yıl hizmet ediyorsun onlara. Dolmaları ince sarıp veriyorsun. Ama arkalarını sana bir dönüyorlar. Topun ucunda sen varsın direkt. Minnet duygusu olsa amenna. Yani tamam 3 yıl kullandın bizi. Ama bir hayır dua et. Bir teşekkür et. Yok öyle bir şey. Çok değişti o. Bir de her yere gidip bunun topun ucuna koyuyorlar seni. Ben anladım ki ben Bülent olarak. Bu yola girmiş olan Bülent olarak bu süreçte neler iyi bir şey hak etmediğime inandım. Ben emekli bir öğretmenin, emekli bir memurun, emeklilik hayatı içinde yaşayan biriyim ve düşünüyorum. Ben ticareti bilmiyorum arkadaşlar. Fakat ticareti içinde yetişen bir insanla ticareti biliyor. Herkesin farklı bir meziyeti var bu hayatta. Şimdi önemli olan şu, ne olursak olalım, hangi ülkede doğarsak doğalım, hangi dili konuşursak konuşalım, rengimiz ne renk olursa olsun, ne yeteneğimiz var ya da yok hiç fark etmez. Biz bugün sabah uyandığımızda zihnimizde nasıl bir düşünce var? Yarın sabah uyandığımızda nasıl bir düşünce var? Kalkıyorsun, gerginsin ve mutsuzsun. İşe gidiyorsun, mutsuzsun. Eve geliyorsun, istediğin gibi hakkını alamadın iş yerinden. Eve geldin, mutsuzsun. Evde eşinle sorunlar var. Hep sürekli idare ediyoruz. Bir gün 70 yaşında bir amcayla konuşuyorum. Amca nasılsın dedim. İdare ediyoruz evlat dedi. Bazen şaka yapmayı severim. Peki dedim 60'lı yaşlarda nasıldın? İdare ettik evlat dedi. 50'lerde nasıldın dedim. İdare ediyorduk dedi. 40'ta nasıldın dedim. Allah'a şükür idare ettik dedi. Başarılı olduğuna gönülden inanıyorum. 30'da nasıldın dedim. Bu sebeple de idare ettik. 20'de anam babam idare ediyordu biz de idare ettik. Şimdi ben uzun yıllar armut dibine düşer. Ciddi anlamda sıkıntı. Sen gece gündüz dolmaları ince saran, evde sadece dik bucak temizlik yapan bir insansan, eşin de eve mutsuz gelen ekmek getiren birisi sadece uğraşıyorsa, senin çocuğun Mars'a gitmeyi, Jüpiter'e gitmeyi, bir atomu parçalamayı düşünemeyebilir. Onun tek amacı şudur, anam çaresiz, babam mutsuz, bir an önce evleneyim ve kurtulayım buradan. Kadınların en büyük sıkıntısı o. Bakın, bayanların en büyük sıkıntısı... Benim gibi kurtulmak için evleniyor çoğu. Kim kurtulmak için evlendiyse 10 yıl içinde adamdan ve çocuklardan kurtulmaya çalışıyor. Çünkü içinde kurtulma enerjisi var. Ve hangi bayan ben annem gibi olmayacağım, babam gibi biriyle evlenmeyeceğim dediyse counter garanti 35'ten sonra anasından beter durumda. Hiç şansı yok. Kimse kimseye eliyle göstermesin. Bu arada seminer boyunca lütfen özellikle bayanlar, erkeklere doğru şu hareketi dirsekle yapmayın. Bak evde anlattıydım, yapmayın. Biz erkeklerin kişisel gelişime ihtiyacı yoktur, biz direkt gelişik geldik. Bize sorsanız neyin var? Yani sen kocana de ki, canım bir aile psikoloğuna gitmemiz lazım. Sana vereceği cevap şu, ilişkim yok, kumarım yok, daha ne yapayım? Bu kadar. Bizim program bu kadardır arkadaşlar. Bizden daha fazlasını beklemeyin. Çünkü daha fazlası bizde yok. Niye? Bir önceki nesil, anneler, bizi programlarken erkekler ağlamaz dedi. Duygularımızı, çocuğumuza, eşimize söyleyemiyoruz. Erkekler evinde iyi dedi, direkt olduk kaldık. Bir yere gidemiyoruz. Eşin senden sevgi ister ama annen dedi ki erkekler ağlamaz. Yani duygularını söylemez. Sıkıştık kaldık. Şimdi biz bu salondaki herkes, 2000'den önce doğan herkes şunu kabullenin. Biz kurbanların kurbanıyız arkadaşlar. Anam babam mutlu değildi. Nenem dedem mutlu değildi. Onun nenesi dedi savaş gördü. Yani göç gördü, savaş gördü, kıtlık gördü. Yani hiç kimse Kaliforniya'da yüzme olsun bir yerde doğmadı. Herkes bir sıkıntı içinde doğdu bu hayatın içinde. Herkes hayata bir yerden başladık. Çok da iyi olmasa da başladık. Çok az kişi var varlıkta başlayıp dibe vuranlar. Onlar da Allah onları varlıkla sınadı, yoklukla sınadı. Tekrar varlık, bolluk gelsin. Devam edelim yolumuza. Evet, bu arada seminerde en başta şu an canlı yayından beni izleyen eşime ve kayınvalideme, anneme, yeni doğan bebeğime. Çocuk.
ve bu organizasyon için İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mustafa Aydın Bey'e bir alkış istiyorum arkadaşlar. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret Hocamıza da burada da sunum yapan teşekkür ediyorum kendisine. İnanır gruba da teşekkür ediyorum Aydın Üniversitesi ile birlikte. Burayı bize tahsis eden, çünkü salon bulamazsak seminer yapamıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden herkes kendi şehrinde, kendi bölgesinde daha büyük salonlarımız da varsa biz memnuniyetle geliriz. Herhangi bir ücret talebimiz yoktur. Bilgilerimizi memnuniyetle paylaşırız. Ve bugün öğrendiğiniz, kafanızda kalan her bilgiden de mesulsünüz bir diğerini anlatmak için. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Onun dışında değerli ekibime, Engin abime, Omurga Telekom'un sahibi Engin abime ve eşi Feryal Hanım'a, onun dışında Dilek Torun hocama, bu broşür onundur, nefes hocasıdır, ona teşekkür ediyorum. Burada Rana Kaplan hocamız var, onun ekibi dışarıda. Bu broşürler onların broşürüdür. Profesyonel koç olmak isteyenler, yani bu yolda artık bütün hizmet etmek isteyenler Rana Kaplan hocamızın broşüründen bilgi alabilirler. Aynı zamanda İnanır grubun Yunus Eğitim Merkezi var, orada da güzellik ve makyajla ilgili. Yani hem içini hem dışını güzelleştiriyorlar insanların. Kendime değil, duvama güvendim bakın. Sonra ne yaptım? Burada Tuğba Ergon hocamın insan tasarım atölyesi var. Karşıdadır yeri. Muhteşem bilgili bir insandı. Onunla da sohbet etmenize fayda var. Biz yetişemeyince ekibimizi büyütme kararı aldık arkadaşlar. Ve şu an Türkiye'de ve Avrupa'da bizle uzun süre çalışan, eğitimler alan arkadaşlarımız kendi eğitim ve seminerlerini yapmaya başladı. Avrupa ekibime de buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimleri saymakla bitmez. Sıra sizde arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Hepimiz bir dibe vuruş yaşadık. İnatçı olanlar birkaç kere vurdu. Her şeyi bilenler birkaç kere daha vurdu. Ben haklı değil miyim diyenler birkaç kere daha vurdular dibe. Şimdi herkes elini şöyle yapsın. Böyle yapın. Şu şekilde herkes. Beni gösterme. Şöyle yap. Şimdi herkes yüksek sesle şunu söylesin. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oldu. Duyamadım. Senin yüzünden oldu. Bir daha. Senin yüzünden oldu. Ya ben değilim arkadaşlar. Diğer üç parmak kimi gösteriyor? Biz izin verdik ve oldu. İnanmaya ihtiyacımız vardı, inandık. Sevmeye ihtiyacımız vardı, sevdik. Güvenmeye ihtiyacımız vardı, güvendik. Hislerimiz bizi uyardı. Dikkat et dedi hislerimiz. Ama o kadar duygusal boşluk içindeydik ki illa bir dostum olsun istedim. İlla bir arkadaşım olsun istedim. İlla bir sevgilim olsun istedim ve hayatımıza birini aldık. Aldıktan sonra o da bizi tam tamar bir onardı. Ve ne var ne yok aldı götürdü. Şimdi buradaki bugünkü asıl konu şu. Biz eski usul insanlar yeni nesil çocuklara nasıl aile içi iletişim yapacak? Burası önemli. İkincisi biz kendimizi tekrar yaşam amacımızı nasıl bulacağız? Nasıl yaşam yolumuza çıkacağız? Ve biz yaşam yolumuzda ilerlerken nasıl bir başkasına yardımcı olabilir? Bir gün Kıbrıs'ta SOS Çocuk Köyü diye bir yer var. Burası 50-60 tane çocuğun toplandığı ve annelerin olduğu, her evde 5 tane çocuğun olduğu bir çocuk barınma yeri arkadaşlar. Ama çok güzel yapılmış. Orada annelere eğitim veriyoruz. Ve bir gün annelere dedim ki, farkında mısınız? Sizin de hayatınızda darbe yediniz ve çoğunuzun da kimsesi yok ve siz de buraya sığındınız. Durdular dediler ki, evet doğru söylüyorsun, biz de sığındık. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok lüks bir hayatta yaşayıp hayatında hiç sıkıntı görmemiş bir insan, lüks bir arabasıyla gelip çöpe atılmış bir çocuğun duygusal halini anlayabilir mi? Anlayamaz. Rabbim bu sınıftaki hemen hemen herkesi çok sağlam bir şekilde silkeledi. Tutunduklarını ellerinden aldı, canlarına okudu. Ve her kim dünyalık bir şeye destek aldıysa o da elinden çoğu gitti ya da gitmek üzere. Bu çok iyi bir şey. Tam kıvamındasınız demektir bu.
O sözler hayatında bir güzel... Önemli olan şu. Ben hayatımda neler çektim. Bir gün bir bayan geldi, dedi ki bana, kardeşim bütün malımı aldı. Tamam, grup belli. Mal alınmış insanlara ulaşması lazım. Aldatıldım, belli. Aldatılmışlara ulaşması lazım. Kanser hastası oldum, çok güzel. Kanser hastası onlara ulaşması lazım. Bak şimdiden senin 3 tane yaşam amacın belli oldu. 3 farklı konuda ulaşacağın yer belli. Kendi hayatınızda sormanız gereken soru şu. Ben nerede dibe vurdum? Hangi konularda sıkıntı yaşadım? Ve şimdi onları nasıl dönüştüreceğim? Dönüştürdüğünüz her konuyu, yani kendi içinizdeki arızanızı toparladıkça, hiç dikkat ettiniz mi? İnsanlar gelip size soru soruyor. Nereye bağlayacaksınız? Yani farkında mısınız? Bunu yaşayanlar kimler? Çok güzel. Tam bir şey yaşıyorsun, gelip sana Güzün abla gibi dertlerini anlatıyorlar. Ama içinden diyorsun ki, ya bende de aynısı var. Güzel, ona cevap ararken sen kendi cevabını bulacaksın. Kervan yolda düzelir arkadaşlar. Ne kötü bir hayat yaşamış. Benim yaptığım o. Hayatımda benim kitap yazmak gibi hiç niyetim yoktu. Ortaokul, lisede benim kompozisyonlarımı annem yazardı. Ben matematik mezunu, daha sonra güzel sanatlarda endüstri ürünleri tasarımı okuyan bir adamım. Yani beni koysan iki satır yazamam. Fakat bana diyorlar ki, bu kadar şeyi nasıl buldun, anlatıyorsun? Yaşadığım bir şeyi, size bir kitap vereyim, ezberleyin desem anlatamazsınız. Ama size boş bir defter versem ve çektiğin çileleri yaz desem, diyeceksin ki iki gün sonra defter yetmedi. Demek ki yaşadıklarımızı çok iyi anlatabiliyoruz. Dikkat edin. Ezberlediklerimizi unutuyoruz. Bu yolda hizmet etmek istiyorsanız ezberlediğiniz bütün bilgileri kenara koyun. İşte oradaki ümit. Kendinizde uyguladıklarınızı ortaya çıkarın. Kendinde neyi uyguladın? Şimdi herkes burada muhakkak aramızda çok kişisel gelişimci var. Muhakkak bir sürü oradan buradan ders almıştır. Ben de aldım. O dersleri al. Allah, uygula kendinde. Sende işe yarayanları bir incele. Sonra üstüne 3-5 ay, 6 ay bir boşluk bırak. Tekrar eski moduna geri geliyor musun? Eski arızalar sarıyor mu? Sarıyorsa o teknik işe yaramadı. Öteki tekniğe geç. Yapmamız gereken bu. Ama kendi hayatımda şunu fark ettim. En güzel kişisel gelişim kitabı Kur'an arkadaşlar. Kur'an'ı eğer sevgiyle, aşkla, hele de biraz böyle spiritüel, evrensel bir gözle okursan, aslında Kur'an'ın ne kadar geniş kapsamlı olduğunu fark ediyorsun. İnanılmaz. İçinde bilgiler var. Hangi felsefeye gidersen git, hangi dine yönelirsen yönel, hangi kişisel gelişim tekniğine gidersen git. Hepsinin temelinde sevgi yok mu? Hoşgörü, yardımlaşma, bakın, dedikodu yapmama, arkadan konuşmama, hak yememe, yani teraziyi doğru tartmaya, ticaretimizi doğru yapmaya var. Bunlar 1400 sene önce Kur'an'da anlatıldı. İşte yapmamız gereken şu, kendi eğitimlerimizi alırken ucundan birazcık da tasavvufa doğru bir bakın. Ucundan Kur'an'ı bir inceleyin. Zaten seni yavaş yavaş içine alacak nasibinde varsa. Ve oraya attıkça bu sefer okuma ihtiyacı hissedeceksin. Başlayacak Kur'an seninle konuşmaya. Yani ama konuşmak istiyorsan, kainatı mı merak ediyorsun? Sana kainatı anlatacak. O faydayı ve hak yememeyi mi anlatıyorsun sana? Onu anlatacak. Biz diyor, dünyada diyor size imkanlar verdik ki neler yapacağınızı görelim. Şimdi ben düşünüyorum, öteki dünyada vereceğim cevap, dolmaları ince sardım. Dip bucak temizlik yaptım. Ertesi gün de dip bucak temizlik yaptım. Ondan sonrası gün dolmaları ince sardım, bütün aileye çağırdım yesinler. Bunlar olması gerekenler. Yani öteki tarafta çok da işimize yaramayacak bunlar arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken hem dünya kumbaramızı doldurmamız lazım, hem ahiret kumbaramıza bir şeyler kurmamız gerekiyor. Fakat vesvese öyle bir oyun oynuyor ki bize, bugün gidiyorsun birine hakikaten çok iyi bir iyilik yapıyorsun. Yani ahiret kumbarana 100 puan birikecek. Her neyse. Şöyle fakat bir sinirleniyorsun, başlıyorsun arkadaşa, isminiz nedir? Gülden var ya, ben o Mehmet'e neler neler yaptım, ne kadar nankör çıktı. Anlatmasaydım bunu, o 100 puanın ahiret kumbarında kalacaktı. Biz iyiliği yapıyoruz, sonra dönüyoruz bunu bir başkasına anlatıyoruz. İyiliği yapıyoruz, anlatmasak bile içimizden söyleniyoruz. Söylendiğin zaman zaten topladığın bonuslar gene çöpe gitti. Evet.
Demek ki biz kendi hayatımızda yapmamız gereken öte alem içinde, yani Allah rızası denir buna. Allah rızası içinde yaptığınız iyilikleri anlatmayın kimseye. Anlatmayın ki her zaman backup'ınızda bulunsun. Biri 100 puan iyilik yaptı Allah rızası için, bir trafik kazası geçirdi, 7 takla attı, içinden sapasağlam çıktı. Ne deriz? Verilmiş, sadakamız varmış. Bunu ezberledik. Güzel, demek ki verilmiş sadakamız var. Adam 100 puan sadaka topladı öteki taraf için. Fakat bunun 40 puanını anlattı arkadaşlarına, biz onu yaptık, biz bunu yaptık diye övündü. 60 puanı kaldı. Gene 7 taklattı arabası. Kolu kırık çıktı içinden. Ucuz kurtardık. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden muhakkak kendiniz için, aileniz için, sevdikleriniz için bir köşede gizli, bonus, sadakalarınız bulunsun ve siz bile unutun. Evet, şimdi sizden bir şey istiyorum. Bir ayağa kalkalım. Herkes yanındaki kişiye bir sarılsın ve desin ki seni seviyorum. Seni seviyorum. Arkadaşlar boşta biri kalmasın. Seni seviyorum. Seni görüyorum. Seni onaylıyorum. Seni takdir ediyorum. Bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdıysam lütfen beni affet. Ben hakkımı sana helal ediyorum. Niyet ediyorum sen de bana hakkını helal edesin. Seni seviyorum. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sevgi Süleyman'la sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. Bugün sizlere anne baba korkular listemde... Arkadaşlar bakın önde birazcık yer kaldı. Yıllar önce hayatımız... Nasılsınız ortam dışında? Yani. Fark ettikten sonra... Havalandırmayı, soğutmayı biraz açabilir miyiz hava dönsün? Bunları paylaşacağım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Eskiden işle ilgili hırs yapardım. Anne baba başarmakla ilgili listemde en çok aşağılanma ve başarırdım bir şekilde fark ettim. Sonra baktım ki altında kendimi ispatlama ihtiyacı var. Yetersizlik, babama ispatlama ihtiyacı, anneme ispatlama ihtiyacı, onaylanmama, etrafımdaki insanlara ispatlama ihtiyacı, korkuları takip topluma ispatlama ihtiyacı. Onun da altına inip baktığımda başarısızlık korkum olduğunu fark ettim. Aslında başarısızlık korkumun da altına inip baktığımda değersizlik korkusu, onaylanmama, aşağılanma korkuları, içimizde korkular benim hayatımda zincirleme gelişmiş korkusu, korkular. Kaybetme korkusu, devam. Bu korkular benim hayatımda dışlanma korkusu, başka acı çekme korkusu, geliştirmemi ve adım atmamı, kaybetme korkusu, yetersizlik korkusu, açıkçası ölüm korkusunu dert etmeyin, ölünce geçiyor. Toplum içerisinde kendimi başka iyi ifade edemedim. Kendimi ifade edemedim. Bir dakika, kime? Okul hayatımda mutlak ol. Allah bizi Allah'tan başka birine muhtaç etmesin. Bu korkular evet. Bende. Başka? Değersizlik korkusu. Güvensizlik korkusu. Sınav korkusu. Kabul. Değersizlik korkusu. Kaç yaşındasın sen? Bu çocuğun annesi kim? Annesi kim? Toplum içerisinde kendimi daha rahat... Anne annesi bak ödevin var 21 gün boyunca. Bu çocuğu alacaksın kucağına, saçlarını seveceksin. Sen değerlisin. Ekeceksiniz arkadaşlar. 35 yaşın üstündeki bayanları %99'u arıza sebebi. Bıraktım ya da adım atmadığım her ne varsa... Babadan ihtiyacı olan sevgiyi alamayışları, anneden de takdiri... Teşekkür ederim. Hoşçakalın. 35 yaş üstü erkeklerin arızası da... Babadan takdir göremeyişleri. Bak. Kendinize bayan gelin ve kendinize sevildiğini hissetmek ister. Sizi seviyorum. Erkek hoş geldiniz. Takdir ister arkadaşlar. Kadınlar şunu bilse sabahleyin eşini işe gönderirken aslan kocam diye böyle sırtına adamın vursalar. Adam hoş geldin.
Hoş geldiniz. Adamı kapıdan bir çıkartıverseler, adam akşama sana Paris uçak biletiyle gelecek. Daha mı? Evet. Sen de? Ama genelde nasıl? İşe gidiyorsun, gene geç kaldın, beni burada bıraktın. Kes, seninle evlenmeyeydin, beni kimler istedi, kimler istedi bilmiyoruz. Ellerinde bakıyorum. Bilmiyoruz arkadaşlar. Hani petrol kralları mı istedi? Yani bilmiyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Doktor ve mühendisler, onların durumu bizden kötü arkadaşlar. O gariplerimin inşallah hiç halini hatırını soran yok. Biz güzel bir şey yapıyoruz. Evet. Onun için güzel olacak inşallah. Şimdi bir nefes çalışması yapacağız. Bu nefes çalışmasının ses kaydını yapın arkadaşlar. WhatsApp'tan arkadaşlarınıza gönderirsiniz. Evet. En fazla size deli deyip bir daha görüşmeyecekler. Dert etmeyin. Şu an iyi mi sesin? Şu an daha iyi. Evet. Ses kaydını yapıyoruz. Kulaklık çıktı. Seminerin de ses kaydını yapabilirsiniz. Bu görüntüleri paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem yok. Hoş geldiniz. Biraz onun bekliyoruz. Onun dışında unutmadan değil biraz mi? Biraz daha çoğalalım diye. Evet. Bugün herkes isim, soyisim, e-mail ve telefonlarınızı yazdınız mı? Numaralarınızı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Çekirdeğiyle hediye vereceğiz, ona göre söyleyeyim. Yazmayanlar varsa, arkadaşlar bakın hiç dert değil. Merhaba. Yazmayanlar varsa molada nefes çalışmasından sonra bir mola vereceğiz. Fakat uyarıyorum. Hoş geldiniz. Bunu her seminerde yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Döndüğünüzde koltuğunuzda başkası oturuyorsa. Ay çok teşekkür ederim. Kesinlikle hiç kimse çıtığını çıkarmasın arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Yani herkes bulduğu yere oturur. Ankara'da ciddi bir olay oldu bununla ilgili. Dedim ki hani sevgiyi konuşuyorduk biz. Kaydedeceğiz inşallah. Bir de kitaplarınızın hepsini moladan sonraki seminer tamamlandı. Evet kaydedeceğim ama kaydettiğim zaman benim Instagram adresimde kalacak. Olmazsa sen oradan indirirsin yayını. Onun dışında. Olur. Tamam. 10 Mart'ta Ankara'dayız. Kocatepe Kültür Merkezi'ni SOS Vakfı bize verdi. Oradaki salon buranın 3 katı büyüklüğünde bir salon. Orada buluşuyoruz arkadaşlar. 7 Nisan'da Kayseri'deyiz. Bakın 7 Nisan'da halka açık Kayseri seminerimiz var. Eşi dostu haber verin. Nefes 21 konuda bilgileri var. 8 Nisan'da Ankara'da atölye çalışmamız var. 23-24 Mart'ta Bursa'da atölye çalışmamız var. 27-28 Nisan'da hepiniz hoş geldiniz. İzmir'de atölye çalışmamız var. Antep, Mardin, Karaman ve Adana'ya da geliyoruz. Netleşmek üzere bilgileri arkadaşlarınıza söylersiniz. Nefes21.com'da başladık şey yapalım, bilgilerimizi girelim. Niyetimiz bu yıl bütün üniversitelere şehir şehir gezip halka açık seminerler yapmak. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Burada aldığınız bilgileri uygulayın. Bu nefes çalışmasını 21 gün boyunca dinleyin ve uygulayın. Ve lütfen arkadaşlarınıza bu bilgileri paylaşmaya başlayın. Konumuz aslında böyle tatlı başlıyorum. Bir sohbet. Hem Ebru arkadaşımız bize kendi farkındalıklarından bahsedecek, hem ben biraz bahsedeceğim. Böyle ortaya karışık bir nefes, böyle bir ziyafet yapmayı düşündük. Olduğunuz yere oturabilirsiniz isteyen varsa. Yavaşça nefes ver. Beni görmek önemli değil. Havalandırma, hoş geldin. Nasıl? Söyledim, havalandırma çalışıyorum şu an. Ablam da katılıyor şu an. Çalışıyorum arkadaşlar ama hoş salon geldiniz. Sayımızın iki kat üstündeyim. Gözler kapalı. Kendinizi serin ve ferah bir yerde olduğunuzu hissedin. İnsanlar çoğaldıkça benim heyecan da artıyor. Yavaşça nefes. Ben daha önceden canlı yayın yaptım ama ilk defa farkındalıkla alakalı sohbet ediyorum. Ben daha önceden kendi gıda mühendisliği kimliğimle birkaç canlı yayın gerçekleştirmiştim. Bir kadın kollarının bir canlı yayınına katılmıştım, birkaç canlı yayınına. Ondan ben dedim ki o kadar heyecanlı olmam. Ama yok, oluyormuş insan gerçekten. Hoş geldin. Birkaç kere yayın ben de yapmıştım.
daha çok böyle vesvese, duygular, nefsimizle alakalı olan. Ama yine de dediğin gibi her defasında da çok heyecanlı oluyorum ben de. Evet, ya hani şu an hocalarımızın dediklerini hissediyorum iliklerime kadar. Hani Senem hocam der ya, avuçlarımın içinde hissediyorum o şeyi diye, titriyor ellerim diye. Aynen öyleyim şu an. Doğru, evet. Hoş geldiniz. Derin bir nefes al. Hepiniz hoş geldiniz. Ve yavaşça nefes ver. Şu an bu kaç dakika daha bekleyelim, başlarız herhalde değil mi Memeniz? Evet, evet. Yani şöyle bir hisset. 5 dakika daha bekleyelim ki canlar, çünkü ancak belki namazını kılıp da tekrardan gelecek olanlar vardır. Sofradan kalkıp katılmak isteyenler vardır. Biraz bekleyelim. Derin bir nefes. Arzu Hanım, kalbim de inşallah dediklerinizi duyuyordum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Derin bir nefes. Sedacığım hoş geldin. Benim meslektaşım. Ayrıca da okuldan arkadaşım. Ve en mutlu olduğun yerde kendine hoş geldiniz. Bugün hayatımın ilk günü olsaydı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne yapmak isterdim? Bugün hayatımın birinci günü. Babam geldi. Hoş geldin baba. Hangi kararları yeniden yapılandırırdım? Çok teşekkürler. Çok sağ ol abla. Kalan her günümün değerli olduğunun farkında olsaydım. Biz ne bahsedeceğiz? Hayatımda neler? Biz Ebru ile birlikte biraz farkındalıklarımızdan bahsedeceğiz. Neydik? Hangi yollardan geçtik? Nasıl zor sınandık ve nasıl tepkiler veriyorduk? Nasıl tepkiler şu an veriyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Derin bir nefes daha. Ve yavaşça nefes ver. Teşekkürler. Ve şimdi yüksek sesle tekrarlıyoruz. Çok sağ olun. Bugün benim doğum günüm. Şu anda itibaren benden başlayarak bütünün hayrına olmayan gereksiz her şeyi sevgiyle, kolaylıkla, sağlıkla bırakıyorum. Kalan ömrümü kıymetli olduğunun farkındayım. Çok sağ olun. Yaşandayım. Canlı yayının sonunu görmek ümidiyle. Üretken olmayı seçiyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Neşeli olmayı seçiyorum. Beni geçmişe bağlayan tüm kırgınlıklarımı. Başlayalım mı istersen? Şu anda yavaş yavaş. Bırakıyorum. Çok, tamam. Yine zaten her katılmak isteyen canlar katılırlar, bir şey yaparlar aramıza. Başlıyorum. Öncelikle hoş geldiniz, iyi ki geldiniz yayınımıza. Şu anda hepinizi kucaklıyoruz. Gerçekten bir arada olduğumuz için ben çok mutluyum. Eminim ki Ebru da çok mutludur. Çok biz bu canlı yayına katılmadan önce, başlamadan önce bayağı bir heyecanlıydık. Hatta aramızda çok konuştuk, şey yaptık. Ne yapsak, nasıl yapsak, nasıl ilerler acaba dedik. Sonra dedik akışa bırakalım. Nasıl giderse gitsin yaptık. Derin bir nefes al. Ebru'cum, ben ilk önce sana sormak istiyorum. Nasıl biriydin? Hala nasıl birisin? Bu farkındalık yoluna seni tetikleyen o şey neydi? Hizmet senin hizmetin. Evet, artık ben de Melis'e sana da anlattığım gibi artık öğrendiklerimi de açıklama zamanı geldiğini düşünüyorum. Allah'ım.
Ve evet, benim de ben bir dibe çökmüş ya da dibe çökme şükür olayım olsun. Oldu. Yılım oldu daha benim doğrusu. Benim yıllarım olsun. Oldu. Ve bu 5 sene önce 3. doğumumdan gerçekleşen bir depresyondan ve panik ataktan aslında bu yolculuğum başladı. İçimize dönüyoruz. Tamamıyla çok sessizlik. Benim için çok ağır bir sınavdı, evet. Ama çok da kendimi tanıma, gelişim konusunda, yani o anda tabii ki şer gibi gözüken bana aslında o kadar da güzel de nimetlerle geldi o misafir, öyle diyeyim. Bana çok güvendi. Bir kere kendimi, kişiliğimi, korkularımla yüzleşmemi ve aslında şimdi geldiğim noktaya sebep olduğuna. Ve bunun için de hatta artık teşekkür bile edecek duruma geldim yani. İyi ki de çok özledim. O zaman o anı yaşamışım ki buraya kadar da gelme sebebim oldu. Çok şükür, çok şükür. Bilerek ya da bilmiyorum. Aynen öyle, katılıyorum dediklerine. Seni kırdıysam. Evet, yani bunu biraz daha açmak gerekirse, yani korkularımla yüzleşmemdi, kendi kişiliğimi, aslında benim ilk sorumla başlamıştı bu yolculuğum. Hakikaten ilk defa kendime bu soruyu sormuştum. Nereden geldin ve nereye gidiyorsun? Aslında o tam kapılarımı açan bir anahtar oldu. Kapılar açıldı benim için ve yaşadığım her günümü de sana da bahsettiğim gibi not almıştım. Bugün neyi yaşadım, ne ders aldım buradan, ne çıkarıyorsun sana gibi. Gereken bak tabii değil. Ki çok zordu. Bir yandan bebeğim, üçüncü çocuğum. Için. Bir yandan korkularım, panik atağım. Lütfen beni affet. Ama dediğim gibi çok güzel bir yolculuktu. Hakkını yediğim için. Böyle yani. Çok şükür bu zamanlara onlar bizi yetiştirmiş. Ben hep böyle düşünüyorum. Eskiden hani sınandığım zaman... Ben söz veriyorum. Bu dünyanın da işi gücü yok, beni sınıyor. İşi gücü yok, benden uğraşıyorlar falan derdim. Sonra ben fark ettim ki o sınanmalarımız aslında bizim zararımıza değil, yararımıza oluyormuş. Sağlıklı olmayı biz o, hak mesela ediyorum. Mesela her misafir ettiğimiz hastalığımız olsun, her yaşadığımız sıkıntılar olsun, gene onlar da misafirimiz. Onlar da her şekilde bizi hani güzelleştirmek için, bedenimi yüceltmek için yaşadığımızı fark ettim. Ben de senin gibi aslında yani derler hani senin daha yaşın ne, neyin vardır senin falan derler de ben de aslında hani ben de şöyle düşünüyorum. Her dağın kendine özgü bir karı vardır. Ben de kendime göre hani benim de o pik noktam oldu, bir üst noktaya ben de vardım. Benim düşüşüm de sert bedeniniz oldu. Kendi şeydeki gibi, Bülent hocamın dediği gibi çok kötü herkes çakıldım. Çakıldıktan sonra hani ben kimsenin yardımı da istemedim. Hani el uzatanların yardımını bile ya görmedim ya da istemedim. Kendim ayağa kalkmaya çok çalıştım. Ayağa kalkarken de işte benim de yolculuğum pandemide başladı. Ben de yavaş yavaş kendimi keşfetmeye pandemide başladım. Bir sürü zaten şeye katıldım. O hani bir insanın öyle bir evresi oldu ya, kişisel gelişim şeyine girdi herkes. Bari evde oturuyoruz. İlk önce bir tıkınma evresi oldu. Yedik 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 yedik. Ondan sonra bir hadi gelişelim olduk. O gelişme evresinde bir duygusal zeka, hiç unutmuyorum, hep de söyleyeceğim. Bir hocam bana, o duygusal zeka eğitimindeki hocam bana, sen kimsin dedi. Ben zaten onu hep kendime soruyorum. Daha şu önceden kimim ben, niye buradayım, hani sırf ben yemek yemeye gelmedim veya sırf sıkıntı çekmeye, para kazanıp parayı harcamaya gelmedim. Mutlaka hepim burada bir amacım var ki ben onu gerçekleştirmeye buradayım. Ve diğer canlar da aynı şekilde bir amaç uğruna hepimiz buradayız. Kimimizin işte birbirimizi sınamak için görevleri var, kimimizin farklı farklı bir sürü şey var. Hizmet ediyoruz. Bir ilahi sisteme hizmet ediyoruz hepimiz. Bunu fark ettim. Çok çabaladım, çok düşündüm. Acaba ben kimim? Gerçekte kimim? Niye buradayım? Benim amacım ne? Diye senin gibi ben de sorguladım kendimi. Ben şunu fark ettim. Ben orada da onu fark etmiştim. Bir insanın sıkıntısını yaşadığı an keyfini sürün. Hani
ona kendimi yırtıyorum. Hani ben çözerim, sıkıntı değil, ben hallederim falan yapıyorum. O zaman dedim ki herhalde ben buraya insanlara yardım için geldim. Herhalde öyle bir görevim var. Belki de yoktur, bunu da bilmiyorum. Ben sadece bunu hani kendim sezinledim, sezdiğim şey. Yani yardım etmek hoşuma gidiyor. Ben kendimden veririm. Ama gene yardım ederim. Bu da yanlış. Bunu Bülent Hoca da söyledi ama onu da hayırlısıyla, sevgiyle yollamaya niyet ediyorum bu huyumu da. Kendimden vermeden sevgiyle ve kolaylıkla dengede olarak yardım etmeye niyet ediyorum artık. Yani bu şekilde benim de bir farkındalığım senin gibi bir çakılımdan dolayı oldu. Bir çakıldım ben de. Ama çok şükür iyi ki çakılmışım. Şimdi tekrardan daha yükseğe çıkıyoruz hepimiz. Gerçekten öyle. Zaten herhalde galiba yüzleşme konusu en zor konuydu benim için. Korkularımla yüzleşmek. Beslenmeyi ya seçiyorum. Da yanlış çekirdek inançlarım. Yani zaten başta sigarayı önce bir bırakıyorum. Kendini suçluyor insan. Sonra hayırım diğer yani ailesini suçlamaya başlıyorsun. Ve sonuç olarak bütün dünya suçlu. Bedenim bu yaşadıklarımdan dolayı. Ama ben suçlu değilim yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. İlk önce öyle yapılıyor. Gerçekten. Kendini bulamıyorsun. Kendinde suçun aslında insanların, ya ben bunu da yeni fark ettim sayılır. Yani Bülent hocamla birlikte fark ettim. İnsanların beni yansıttığını ben çok geç fark ettim. Yani ben mesela sinirliysem karşımdaki de sinirli oluyor. Ben eğer o an zaten bir kızgınsam, sinirliysem, kimse beni anlamıyor modundaysam kimse beni anlamıyor. Yani onu fark ettiğin zaman bize aslında bizim enerjimizin yansıması, aynası olduklarını fark ettiğim zaman senin dediğin gibi gerçekten dedim ki evet ya, demek ki bütün sorun benmişim, evren değilmiş, dünya değilmiş, benmişim sorun. Bu hayatta en bir çok kimin üzerinde insanların izin. Yani sonuçta bu dünyada neye tutunuyorsan o önce bir elinden alınıyor. Ben onu fark ettim. En büyük farkındalığım gücümü nereden ve kimden aldığımı. Ve insan ister istemez eşine, çocuklarına, dünyevi şeylere bağlanıyor. Ve o kadar sıkı bağlanıyoruz ki aslında özellikle. Nurhan Hoca dün anlatmıştı ya. Bilerek ya da bilmeyerek aslında. Lütfen beni ve orada da her şeyi elimizden alınıp, yani sonuçta o korku yaşarken ölüm korkusunu bir anda böyle bir boşluğa düşüyorsun. Sanki her şey elinden alınmış gibi, evlatların, eşin. Çünkü ediyorum. O anda her an ölebilirim korkusunu yaşıyorsun. Ve orada da aslında kendinle kaldığını ve sadece ve sadece Allah'a teslim olmaktan başka hiçbir şansın kalmadığını o anda fark ettim. Ölüm var olduğunu ve seni hani genellikle böyle hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşarız ve kırıcı olabilmemiz, affetmediklerimiz, çok böyle inadına böyle yok seni affetmem dediklerimiz. Yani aslında onları bırakmaya ve gerçekten gücü kimden alıyorsun? Sen kime teslim oluyorsun? Sen kimden yardım istiyorsun? Yani o şeyleri artık yavaş yavaş bırakıp hakikaten yani bu yolculuğunda her ne taraftan girmiş de olsam da her hangi konudan da dönüş hep Allah'adır. Teslimiyet, güven duygusu. Yani zaten o güvensizlik olduğu için o korkular. Hani derler ya, insan bilmediklerinden korkar, bildiklerinden korkmaz işte. Ama bilmediklerimizden korktuğumuz için. İşte panik atak ve vesvese ya keşkelerle seni meşgul eder ya da ya olursa hani endişeyle, kaygılarla seni meşgul eder. Ama bu vesvese neden geldi hayatıma? Neden beni bu kadar meşgul edip de bu kadar süründürüyor yani? Bunları işte böyle araştırırken, soruştururken asıl gerçekten kaynağı benim yanlış çekirdek inançlarım olduğunu, güvensizlik duygum, değersizlik duygularım, suçluk duygularım. Sonuçta panik atak tepki bedensel olarak, fiziksel olarak bardağı taşıran son damlaydı. Yani artık bu ruhumun imdat çağrısıydı. Benimle ilgilen, bilerek bana da bak, bilmeyerek seni insanlarla ilgilendiğin gibi kendinle de ilgilen. Meşgul ol, kendin teslim ol yani seni aslında. Çok kontrolcülük, mükemmeliyetçilik, bunlar artık da hepsi panik atağı getiren, tetikleyen duygular zaten. Ataların kontrolü sana bırakmak ne öğrettiyse, aslında. Ve çok şükür de Allah'a hamdolsun.
Bunlar işte böyle günden güne artık seni bir nevi anlıyorum. İşte dediğim gibi bazı şeyleri bırakıp affederek ve seni özgür bugüne de geldim çok şükür. Çok şükür. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Beni sevdiğini bir farkındalık hissediyorum. Diyoruz ya mesela. Bir şeyi fark ediyoruz ama sonuçta tamam fark ediyoruz baba, seni ama seviyorum. Onu dönüştürmek de çok önemli. Derin bir ben mesela nefes kendimce bir şeyi fark baba, ettikten seni sonra başta önce bir tövbe ediyorum. Derin bir özür diliyorum. Önce aramızda her ne yaşandıysa. Kendimden özür diliyorum ve o kişiden de af diliyorum, helalleşiyorum. Aynı hocamızın dediği gibi. Ve sonradan ama önemli olan kısım da o farkındalığın hakikaten dönüşmesi için yeniden hakkını niyetiniz çok önemli. Aslında niyet ne kadar önemli derin olduğunu da bu eğitimde de fark etmiş oldum. Baba kendi anne babana da affet. Bilinçliyip yapıyorduk bunu, niyet ediyorduk ama dönüştüğünü de fark ediyorduk aslında. Ama asıl sözlerimizden ya da niyetimizden oluştuğunu fark etmiyorduk. Zaten Allah-u Teala diyor ya, yeni başladığın her konuda niyetinde ben sana yardımcı olurum. Yeter ki niyetimiz iyi olsun. Baba seni seviyorum. Katılıyorum dediğine. Bu, ve her neredeysen. Bu da çok önemli bence. Yani farkındalık, affetmek, tövbe etmek ve hakkımı yeniden niyet etmek. Yani lütfen. Bende de şöyle bir şey var. Bu sen affetme de dedin ya, ben hala kendimi hani dedi ya affettim baba, beni zannediyorsunuz hissediyorum dedi. Ben de affettiğimi zannettiğim insanlar varmış, olaylar varmış çevremde. Hala çabalıyorum onlara affetmeye. Hani ağzımdan söylüyorum, evet affettim. Hani kalben de hissediyorum affettiğimi ama bazen olmuyor seni ki hala benim yoluma çıkıyorlar diyorum. Demek ki başka bir yerlerde bir niyet eksikliği derin yapıyorum diyorum senin dediğin gibi. Niyet etmeyin gerçekten çok büyük bir faydası atalarını var. Seviyorum. Niyeti ben hep şu şekilde bakın ediyorum. Çok dua etmiştim. Yakın zamana kadar bu şekilde dua ediyordum. Allah'ım ne olur benim param olsun, ellerimizi şu borçlarımı kapatayım. Şu param olsun kedilerime bakabileyim. İşte aileme bakabileyim. Onların kafasını öne eğdirmeyeyim. Bir şekilde hani o şekilde para kazanayım diye dua ediyordum. Hayatta sonra bir fark ettim ki ya dedim Rabbim de diyor ki benden çok isteyin. Benden çok isteyin dediği halde biz niye kendimizi kısıtlıyoruz? Neden az istiyoruz ki? Çok isteyelim. Rabbimden çok istememiz gerektiğini fark ettim. Sonra niyetimi hemen değiştirdim. Dedim ki Allah'ım bana hayırlısıyla, sağlıkla, helal yoldan rızkımı kazanmamı nasip et. Senin hayırlı kullarından olmamı nasip et diye dua ettim. Bu niyeti de gerçekten çok sağ olsun Bülent hocamdan öğrendim. Gerçekten hakikaten biz niyet etmiyormuşuz, dua da etmiyormuşuz. Yani ettiğimizi zannediyormuşuz. Veya belki de o an niyetle ağzımızdan çıkmayan şey bir niyet oluyormuş. İşte ben seni hiç uzun zamandır görmüyorum. Mesela Bülent hoca anlatmıştı. Annesi kardeşi için söylemiş, işte ben uzun zamandır görmüyorum demiş. Niyet yani görmek. O zaman her türlü oluyor. Hani çünkü evren açık kapı bulmaya çalışıyor. Hani o dileğin gerçekleşecek, göreceksin ama nasıl göreceksin? Spesifik olmamız gerektiğini ben Bülent hocamdan öğrendim gerçekten. Spesifik olmamız gerekiyor. Bir dileğim dilerken detaylara girmemiz gerekiyor. Rabbimle sohbetimizi uzun tutmamız gerekiyor. Onunla ne kadar iletişimde olursak, ne kadar çok hani spesifik bilgilerden detaylara girersek o kadar bizim hayrımızda oluyor. Ben bunu fark ettim gerçekten. Seni seviyorum. Ve bu farkındalık herkes şu an hani biliyor ki farkındalık olması lazım. Senin dediğin gibi ben de hani diyorum ben farkındalık sahibi bir insanım ya falan diyordum. Evet her şeyi bir şey yapıyordum. Hani çevremdeki insanlara göre diyorum ki ya ben farkındalık sahibiyim. Ama ben bunu idraata çevirmiyordum. Hani evet fark ediyordum hatalarımı ama hiçbir şekilde o hatamı düzeltmek için bir çaba sarf etmiyordum. Sadece fark ediyordum. Ama amaç onu bir harekete geçirmek. Hani oturduğun yerden böyle sanki ha evet fark ettim demek gibi bir şey oluyor. Kalkıp onu bir şey yapmak gerekiyor. Bir kendine getirmek gerekiyor. Bunu ben de fark ettim dediğin gibi. Bir de mesela ben de ailem derin konusunda ben çok şükür Rabbim sağ olsun Allah şey yapmasın derin hiçbir şekilde sağlıklarıyla sınanmadım ama onlar da benim çok sabrımı sınadılar. Hele de bu evde birbirimize çok zaman harcamaya başladığımız dönemlerde daha da çok ve muhabbetimiz arttıkça
hani birbirimizin sabrını zorluyoruz. Onu da işte meğerse yanlış niyet ediyoruz. Allah'ım sabır ver bana diye niyet ettiğimiz içinmiş. Onu da yeni fark ettim. Artık Rabbim kolaylıkla atlatmamı nasip et diyorum sinirlendiğim zaman. Dedim bir nefes alıyorum. Nefesimi içimde tutuyorum. Andayım, akıştayım. Şu an buradayım diyorum. Ve tekrar nefesimi verince kendime geliyorum, silkeleniyorum ve tebessüm ediyorum. Doğrusun diyorum. Geri geçiyorum. Hani hiç hani böyle şaşırıyorlar bazen. Hani burada tepki vermem lazımdı. Çünkü ben çok asabi bir insanım aslında. Böyle gözüktüğüm gibi değildim. Çok asabi bir insandım. Hala da arada böyle kaçıyor bir şeyler ama işte o da ne yaparsın? Kaçsın. Derin bir nefes al. Ne diyecektim? Ve yavaşça nefes. Arkadaşım bir şey yazdı da onu görünce bir şey oldu. Ne oldu? Babam İngilizce biliyor ama Seda. Ve bir nefes daha alıp yavaşça gözünü... Onun için yani sabrımı artık diyorum ki sabır istemeyeceksin. Anneme de mesela çok güzel sohbetler ediyorum. Yani çok şükür farkındalık sahibi bir anneye sahibim. Bunun için gerçekten Rabbime bin şükür ediyorum. Beni sana da daha önce söylemiştim. Yani bir insanın ailesinden destek görmesi kadar önemli hiçbir şey yok. Beni annem bu konuda çok destekliyor. Ben hani anne şu eğitimi almak istiyorum veya anne şöyle bir şey yapmak istiyorum dediğim zaman hani hoşuna bile gitmese şey yapıyor. Tamam sen bilirsin senin kararın. Ama hani hoşuna gitmediğinden anlarsın ya annenin suratından suratıyla sana anlatır onu. Bir tamam, mola verin. Salon diyor. Biraz havalansın. Onun için hani buradan şimdi o da beni izliyor. Rahat olun. Ben çok buradayım. Teşekkür ediyorum ona gerçekten. Kitaplarınızı seminerden sonra imzalayacağım. Şu an böyleyim. Bu moddayım. Gidecek olanlar varsa bu sefere imzalayacağım. O bana çok katlı gerçekten. Ben de dinleneyim çok biraz. Bir 20 dakika gerçekten dinleneyim arkadaşlar. 20 dakika mola veriyoruz. Listeye yani isimlerini gerçekten yazamayanlar. Dilek hocam seni yanıma alayım Tuba hocam. Listeye ismini yazamayanlar. Dışarıda kitap reyonunun orada kayıt yapan arkadaşlarımız hazırlar. Kayıt yapan arkadaşlar lütfen isminizi, soyadınızı yazdırın. Evet, çekilişimiz var. Ben onu da çok merak ediyorum. Sen nöroformat eğitimi almışsın. Çok ilgi çekici bir konu aslında. Biraz detaylı anlatabilir misin bu konu hakkında? Bilinçaltı hakkında. Bilinçaltı, evet bu çok ilgi alanım. Çok fazla ilgi. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Çünkü biraz serin de değil mi burası? Bizim bizi çoğunlukla yönettiğini, yani yönlendirdiğini, hareketlerimizin tamam. Çoğu bilinç altında olduğundan dolayı, duygularımızın tekrar yüz üste gelmesi, az önce aslında bilinçaltımızı kurtarmış olduğundan dolayı, küçük bir çocukla sadece o olay bizi dürtükler ve o duygu tekrar yukarı çıkar. Yani onu yaşarız şimdi o an. Ve bilinçaltı, evet sana biraz bahsetmiştim. İlk başta kendi adıma konuşayım, kendime yapmış olduğum çalışmalar. Birlikte ayağa kalkıyoruz arkadaşlar. Öfke çalışmalarım oldu kendimce. Oturmak yok ve bugün. Ve kişisel olarak da helalleşmek, affetmek. Ve bu da bence... Siz kalabilirsiniz. Bu yolculuğun %30'u 40'ı hatta... Kalkamayan varsa otursun arkadaşlar. Herkes katılmak zorunda değil. Bakın herkes katılmak zorunda değil. Dolayı, merak edenler katılsın yani ben sadece. Ben zaten hiç inanmıyorum ki bir anne şimdi, baba... Şimdi iki elimiz yanda... ...çocuğuna zarar vermek eller istesin. Yanda. Aslında onlar da... Kendi sevgi dilleriyle İçimden şu soruyu soruyorum. Küçük çocuk beni affettiysen... Doğru ya da yanlış. Öne doğru gelsin. O konu ayrı bir konu. Onlar gönlünü almam gerekiyorsa vücudum geriye doğru yatsın. Anlaştık mı? Ve burada da bunu gözlerimizi fark etmek, anlamak da benim için çok büyük bir fark. Bir daha anlatacağım. Çünkü gözlerimiz kapalı. İnsan kendi istediği güven küçük duygusunu, çocuk, sevgi duygusunu az önceki yüzleştiğimiz bir çocuk anneye babaya ya, karşı bir öfke duyuyor ister istemez. Vücudum, ama aslında onlar da gelsin, bu konuda da suçlu olmadıklarını sonradan kavradığında onlar da başka türlü görmediklerini. İçinizden sorun bakalım ve, bunu. Aslında iyi niyetinden dolayı da yani bir annenin babanın ters bakışı bile yeterli olabilir. Bir insanın ileride depresyona girip de sevilmediği düşünceye evet, yani gelebilmesi doğru için göreyim. Bir örnek tamam. Verebilirim. Çok iyi arkadaşlar. Bir anne iki çok kız iyi. Geriye doğru gidenler. Yemeği yedir yani yemeğini önüne koyarken yemeğini kim bitirse onu ödüllendirecek, dondurma verecek ve kızın birisi teşekkür yemeğini teşekkür ediyorum bitiriyor, arkadaşlar. Dondurmasını veriyor ve diğeri bitiremiyor, yarım kalıyor ve dondurmasını alamıyor. Ve bu kız hakikaten ama gerçek. İleriki zamanda ben sevilmiyorum. Geriye doğru gidenlere ödev var. 21 gün boyunca çocuk parkına gidiyorsunuz kaydırağa.
girebiliyor yani. Ve sağlayacaklara. Depresyon yaşıyor. Evet, bunu anneler yapmıyor. Sizi şöyle alayım, bunu yanlışlıkla çarpmayayım size. Bilerek ya da... Evet, şimdi oturabiliriz arkadaşlar. Evet. İşte telefon bulundu. Orada çok tamam, teşekkürler. Önemli benim için. Çünkü ben sana burada bir şey olmaz. Kendi oğlumda da. Evet. Sabit kalanlardan bir sonraki seminerde tekrar çalışma yapacağız. Hiç yani kıpırdamayanlar arkadaşlar. İstiyorum. Büyük ihtimal bu aralar mantıkçı. Olması yani oğlumun şey işte bu kadar bakan, şanslı olduğunu düşünüyorum ki aşık olup erken yaşta bu kadar bilinçli bir anne ve bilinçli annesi sayesinde şimdi hayatımızın bir dönemi hayata devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bilmiyorum. Hayatımızın bir dönemi aşk insanı, bir dönemi mantıkçı, bir dönemi aşk insanı, bir dönemi mantıkçı. Mesela bir iki saat sonra yanına uzanıp aşkta avucunu yalayanlar mantıkçı olur, mantıkta avucunu yalayanlar tekrar en başa gelirler. Hayat bir döngüdür arkadaşlar. Işte nasıl iki karış yolu alıyoruz, aynı zamanda da bir döngünün içindeyiz. Çok öfkelendim, bize çok kızdı. Sormamız gereken soru şu. Biz sana belki şu bu şekilde davranmamalıydık ya da söylememeliydik. Hayatımızda hangi konuların tekrarına girdik? Yani yok, bir şeyin döngüsü var, dönüyor gene başa geliyor. Dönüyor gene başa geliyor. Hangi konularda tekrardayız? İlişkide mi tekrardasın? Yani biri gitti, biri geldi, yine aynı problem. Şirkette mi aynı problem desin? Bir başka iş yerine gittin, yine insanlar sana karşı gruplaştılar, yine problemler var. Yine oradan da ayrılmak istiyorsun. Bir gece hatta demiştim ki bundan sonra duygularını düzeliyorsun, çok rahat bir şekilde bana ifade edebileceksin. Şimdi hayatımızda ve tekrar olaylar var. Yapmamız gereken şu. Sofradayız ve bana dedi ki, Nidem bana dedi ki ben çok görüp, acıktım. Girip o problemi ve yemeğini yedi ve Nidem şu anda dedi ki bana ben doydum. Çözdüm. Yani o kadar detaylı bir bayan geldi. Ay çok güzel. Böyle yere sağlam basan. Kıyamam ben ona. Maşallah. Bu samimi söylüyorum. Kendim birebir yaşıyorum. Ve oğluma da işte geleceğim oraya dur geleceğim. Bana önceden geleceğim. Bahsedip bırakmasını söylüyorum. Geleceğim oraya dur bir nefes al tepkiyi bekliyorum. Geçiyorum. İşte ötekine de güven duygusu. Yani güven yere sağlam duygusu, basmak için çocukların zaten istedikleri sadece kadının, iki şey kadın sevgi gibi. Ve güven duygusu. Kesinlikle. Onların... Evkenin de erkek gibi olması lazım. Ve sonra da sevildiğini, sevme sadece sorun olduğunu, şu, yetiştirilme tarzımızda. Ve güvende olduğunu. Bazı önce kızlar zaten, hakikaten Allah'ım seni erkek koruyor gibi. Sana baban. Ve babası der ki aslan kızım benim. Baban. Şimdi hiç sevmediler mi sizi o şekilde? Herkesini ya da sen hiç düşünmediğim yani, içinde ben bu 10 tane adama 5 yani, basarım. Temeli ya da kökü yani, tamamıyla güven duygusu iyicene oturmasını. Bazı bayanlar hayatı sırtlandılar gidiyorlar. Ve sonra da kendine güvenebileceği. Şimdi sıkıntı şurada. Kendisiyle de alakalı bizim yani kendine karşı duyduğun öfkeyi bırakabilirsin. Genelde bir kadın namusuyla yaşayabilmek kendine için bu kadar kızma, erkek gibi olmak etme. Zorunda çünkü olduğuna sen de bunları öğreniyorsun. Öyle bu bir da şey senin yok arkadaşlar. Hata yapabilme. Kadın mesela kadın hani gibi, erkek bazen çocuğum hani belki başka anne, çocuklarda da öyledir ama oğlumda mesela genellikle hata yapma erkek gibi çok olmaya şey böyle başlayınca yani rol atlıyor. Hata yapmamalıyım. Ama başladığında için, erkek evladı eve kapanıp asosyal olmaya ve geri başlıyor. Dönüşümler çok kız güzel. Kız evladı da dışa dönük aktif hakikaten olmaya başlıyor. Hakikaten bilinçaltına gidiyor roller değişiyor yani. Tabii ki. Bunu da bir bayan erkek gibi olmaya başladığında bir evde iki erkek problem evet yaşıyorlar. Yani. Ben de şey bu konusunda benim bir ikizim var. Eğer benim bir de ikizim var. Bizde de evde ben küçükken şöyle bir şey vardı. Gerçi hala biraz beyin, etkisi lobudu, var. Güç ve benim erkek kardeşim ve bana nazaran daha sakin, daha içe kapanık evde bir çocuk ortamdan erkek idi. Enerji çeker. Ben daha böyle hani hemen insanlarla gider kaynaşırmışım, işte konuşurmuşum, sohbet edermişim. Ama kardeşim bunun aksine tam tersi çekingen. Şey yapmayan hani daha çabucak insanlara teslim olamayan bir yapıya sahipmiş. Ve hani bir yerde başladı baba aslında bir ikizler başladı konusunda da ve yani ikizleri olan insanlara gerçekten çok saygı duyuyorum. Annemin anlattıklarına göre. Yani çünkü herkes çok zor. Yavaş yavaş bir de eğer ilk çocukların ikizlerse gerçekten çok daha büyük bir sıkıntı oluyor. Onlardan daha doğrusu böyle tatlı bir telaşları oluyor diyeyim. Sıkıntı demeyeyim. İptal ediyorum. Eğer evliyseniz
Mesela yani bizi ikimizi de aynı okula yolladılar. Aynı sınıfa, aynı sırada oturduk. Eşimden yani aldığım erkek enerjiyi ona geri ve mutlaka öyle olduğu zaman hani sen bilinçaltı dedin ya. Onun da benden hepimiz ikimiz de aynı masada aldım. Oturduk. Aynı sınıfta olduk. Anlaştık aynı mi? İnsanlarla burası arkadaş olduk. Bu eğer sefer mesela kıyaslanmalar çok oldu dedi. İşte veya derslerle alakalı bir kıyaslamalar olsun. Arkadaşlarla alakalı kıyaslamalar olsun. Hani benim her kardeşim hep kendini daha şey hissetti. Bazen de evin içinde öyle bir kahraman çıkar diye. Kendisi bunu çok dile getirdi. Hani sen hep daha baskınsın. Sen hani bizde hep bir aile konuşmalarında hani hep şey olur işte Melis başarılıdır. Melih daha işte şeydir, çalışmayı sevmez. O daha çok böyle oyun sever. İşte hani daha böyle şeye içe kapanık bir yapısı olduğundan öyleydi. Sonra aslında bu onun bilinçaltına işleniyor. Gerçekten kişilerin ikizleri ya, olan kişilerin bilinçaltına işleniyor. Ben bunu daha sonra da başka bir hocamla öğrendim. Onun da ikizleri varmış. Ve bana şey dedi, asla ikizleri dedi, aynı okulda okutabilirsiniz ama aynı sınıfta okutmamanız gerekiyor. Onların farklı deneyimleri olması lazım. Ve o farklı deneyimlerini akşam gelip birbirleriyle paylaşmaları lazım. Arkadaşları farklı olacak, çevreleri farklı olacak. Senin sadece eve geldiklerinde birbirlerini görsünler ve paylaşım yapsınlar demişti. Ve ben aslında ikimizin de bilinçaltından bunun yüzünden küçük küçük yaralar olduğunu düşünüyorum. Tabii ben nöroformat eğitim almadım. Ama gerçekten bilinçaltı bana göre böyle şey bir buzdağı gibi bir görünen kısmı var, bir görünmeyen kısmı var. Çok derin. Diyor bana bilinçaltı ve korkutur beni. İnsanların o bilinçaltı. Çünkü bilinçaltında insan her şey olabilir. Her şey yatabilir. Çok derinlerde başka şeyler de yatabilir. Ve gerçekten ben tekrar söylüyorum. Çünkü sana gerçekten bu konuda hayranım. Bir anne olarak bu kadar hani çocuğunun hani şu andan temizliyorsun bilinçaltını. Tertemiz bir bilinçaltıyla yaşama devam ediyor. Hani bir en azından evet mutlaka çocuk sıkıntıları olacak, büyüyecek, ergenliğinde sıkıntıları yaşayacak, lise çağında, üniversitede mutlaka sıkıntı yaşayacak ama en azından bilinçaltında çekirdek inançları olmayacak. Hani o sıkıntıları kendi bilinciyle yaşayacak. Bizlerden veya şeylerden gelen ailelerimizden gelen bir bilincinde bir yaralanma olmadan. Bu çok çok kıymetli yok bence. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Dolmayı kalın sarın. Evet gerçekten. Ama çocuğu doğru mesleğe yönlendirin. Dediğim gibi en çok da sevgi ve güven duygusuna kapatalım. Daha çok değil. Hepsi bağlantılı zaten. Sevgi ve güven olursa hiç sıkıntı olmuyor. Bütün sıkıntılar sevgiyle ve güvenle bağlantılı yaşanan bütün sıkıntılar. Aynen. Bu hayatta. Bu arada özür dilerim. Anneannem de ben yapardım. De izliyorum yazmış. Eğer şimdi buradan mı öpüyorum ellerinden demezsem üzülür, kırılır, kırılmasın. Onu da çok seviyorum. O da çok yardımcı, destek oluyor bana. Onu da çok seviyorum. Nedir? En iyi. Bir farkındalığımdan daha bahsetmek istiyorum. Bu da benim için evet, çok bir dönüm noktası olmuştu. Ben aslında evet, bende şu şekilde duyayım. Oluyordu. Bir soru sorarım. Ne? Kendimle. Namaz kılmak. Çok güzel duyguda. Kabul ediyorum. Ve o soruma genellikle ya yaşamış olarak bir cevap geliyor. Bilmiyorum kahvaltı. Sen de aynısını ya da bir mesaj olarak bir yerden bir şey okuyorum. Kabul. Spor kabul. Olsun, Instagram'dan olsun. Ve yine ne? Bir konu üzerinde insan neyi dedim planlama? Acaba kendisi neden sevilmiyor günü hissediyor. Planlama. Yani ne kadar da eşi, yok, çocukları, arkadaşları, annesi, babası onu sevse bir de saniye, ama yine de hala da sevilmiyorum inancında da yaşayabiliyor bir insan. Buna fikir pek üretmek, inanmıyor ya da güzel. Hak etmiyorum diye düşünüyor bu sevgiyi. Bu şükür soru, ne, şükürü kabul ettim. Niyetinde ne var? Ve bu soruma da işte bu daha önce misale vermiştim bir ya bir anne iki kız çocuğuna da. Farklı davrandığı için sevilmiyorum duygusuna girmişti. Ve sonradan birkaç gün sonra bunun cevabına tatmin şimdi, oldum. Dedim bakın, doğrudur, evet bu şöyle söyleyeyim. Böyle olması gerekiyor. Güne başladığınızda birkaç gün ilk sonra Brengardian'ın her uyandık. Şeyi hakikati görmeyi
kesinlikle şükür. Okuyordum. Uyanamayanlar var çünkü kısmına geldim ve orada da bu sabah hastanede olanlar var, suçluluk, yoğun bakımda olanlar var, savaş meydanında olanlar var, çocuğuna yemek bulamayanlar var, ilaç bulamayanlar var. Demek ki bir kere kontür garanti bir şükür. Ben o sayfayı okuduğumda kitabı, sonra, yani gerçekten şükür, benim çok büyük bir farkında öğrettiler. Şükür et sus. Ve evin içinde İdare dolanmaya şükür başladım. Şükür ve işmedi ki buldum. Daha iyisi için adım atmamız Neyi buldun? Üretmemiz Otur bir sakin gerekiyor. Ol dedi. Şükürcülük. Ben dedim buldum. Eğer neyi buldun dedi. Olana evet, teşekkür edin. İyisini yapıyorsan iyi bir şey değil. Çünkü ama şükürcülüğe bizi bastırıp da susun şükredin halinize. Yani ağzınızı açmayın, şey üretmeyin noktasındaysan çok tehlikelidir. Çünkü işte, bizden sonraki kuşaklar onlar da üretmeyeceğinden dolayı yine sadece dışarıdan olabilir. Satın alacak ve biz bir şey yapmayacağız. Beceriksizsin gibi. Gelelim bir değersizlik duygusu işliyor ve çocuk bu sene 2018 çocuk anneye ve babaya 2000'den yani sonra doğan onlar anne baba çocuk için mükemmeldir. 25 doğrudur. Olan hiç yanlış yapmayan kişilerdir. En güvendiği kişilerdir ve onlar onu söylüyorsa doğrudur. Çocuk bunu sorgulamaz, kabul eder. Kesinlikle. Öyledir. Kesinlikle katılıyorum. Ama biz evet. Çocuklarımıza yani anne diyoruz. Baba orada suçlusun diyorsa suçluyum. Onu kabule girer. Yani direkt kabul eder, sorgulamaz. Uykudan önce biter. Çocuk düşünemez. Yaşadık. Bunun altında iyi bir niyet olabilir diye böyle, düşünemez. Biz böyleydik arkadaşlar. Evet. Yeni nesil özgürleşti ve farklı bir yere doğru gidiyor. Aslında yani. Bu. Şimdi biz buradaki konu şu. Bununla inandırıldık. Ve o inançla yani da konuşalım. Devam ettik. Ve ileride dünyayı bunu belki eşimiz, arkadaşımız o duygumuzu da dürtükledi bir sözden dolayı tekrar kendimizi değersiz hissettik ve o duygu tekrar su üstüne çıkmaya başladı. Çünkü okurken, küçükken ben o değersizlik duygusunu bir kere yaşamıştım. Çocuklar dedi, ve o öyle söylediyse öyledir. Kabul ettim. Tavsiyem var dedi. Ve nedir hoca dedik? Normalde ve asıl Allah-u Teala bizi başlı başından değerli, şimdi, kıymetli ve sevgi. Cep telefonumuzun içinde o kadar özellik var ki %5'ini kullanıyoruz. Bize değer verdiği evdeki için evdeki elektronik yaratmıştır. Eşyanın %20-30'unu kullanıyoruz. Ve bunu insan sonradan anladığı zaman da dedik. Aslında bakıyorum insanlar ellerinde yeni model yalan olduğunu. Bizim istatistik sistemimiz var arkadaşlar. Kimin nereden geldiğini internet sayfasında görüyoruz. Kabul edebiliyor. Telefon ve modelleri, bu benim için çok büyük bir farkındalıktı. Ve çünkü o anda ilk defa kendimi yani özümüze en geri döneriz ya o sevgiye, o değeri. Video ve insanlar. O anda onu yaşamış oldum. Peki, beni Allah değerli yarattı. Ben bunu peki, kabul ediyorum. Ve ben bunu sevgiyle alıyorum soru şu, diye. Soru şu, mail atıyor çok bana. Çok büyük bir farkındalık iPhone 8X'ten ya da ne o iPhone X'ten. Ondan kaç da para telefon? İstedim sana. Çok güzel gerçekten. Kaç? Ben de şimdi sen anlatınca 8100 şey TL. Istiyorum. Bana ben sorusu şu. Aslında, hocam diyor. Bolluk ve bereket hayatıma nasıl çekebilirim sıkıntı yaşıyorum? Ben çocukluğumu çok hatırlamıyorum. Ama sebebini hala bilmiyorum. Muhtemelen yani, genç altın bir şeyleri gördü. İstatistiklerden görüyorum hangi telefonla kimin neyi gönderdiğini. Çocukluğumda İsim çok hatırladığım yazmadığı bazı şeyler var. İyi şeyleri bile hatırlamıyorum. Şimdi duruma bak sen. Muhtemelen bunun da sebebi bizim bilinçaltı önce dediğim bir ayağımız gibi yorgun kapıyı hani absorbe ediyor, içine çekiyor ki ben çok onu hatırlamayayım fazla diye. Var. Sadece hani çocukluğumda şunu hatırlıyorum, bana hani ne insanlar yani? İlgi göstersin diye arkadaşlarım. Mesela bazen bir canımı sıktığı zaman giderdim bir köşeye oturur ağlardım. Borç alırım alırım. Gelin beni sağlıyor falan derlerdi. Şimdi, gelirlerdi böyle başıma. Üzülme tamam şey yapma küçük daha ilkokuldayken. Hani onu yaptığımı hatırlıyorum. Hani benden ilgilensinler onu diye. Arka taraf pişer. Bu da şimdi sen konuşurken şimdi, fark ettim ki muhtemelen bir sevgi eksikliği hissetmem belki derinlerde. Belki benim annem veya babam hani kendilerince bana sevgi ya, gösteriyorlar ama ben o sevgiyi yanlış okuduğumdan kaynaklanıyor diye düşündüm şu an sen söyleyince. Bana böyle bir farkındalık geldi. Yani ama dediğim gibi hala çocukluğum hakkında yok. Hani çok benim Almanya'da detaylı şeyler hatırlamıyorum. Şöyle bir kelimeyi hatta bana söyledi. Kaç liseye kadarki kısmı sıfırım yani. Bülent dedi. Öyle bir temizlemişim ki hiçbir şey kalmamış bende bilinçaltımda. Yani kalmış da ben hatırlamıyorum. Üstüne geniş şant, işte çift klima, elektrikli bilmem ne, turbo. Galiba adama soruyoruz. Koruma, ne varsa yani, koy üstüne arabanın. Geçmişten korumak adam için diyor ki satıcı. Unutmuş gibi. Para kazanacağım diyor ama ihtiyacın yok. Vardır o. Alman geliyor diyor ki bana bu yeter alıp gidiyor. Vardır elbet. Ne zaman ki ama ben bir şöyle Alman gibi. Melis, olan zaman yetinmeyi becereceğim. Orası eğer yani kendimi iyi hissetmek için değil. Bir şeyi yani vesile olur. Sen 300 km hız yani, yapan bir araba alıyorsun ama 80'i geçmiyorsun. Ona da niyet edebiliriz belki. Bir şey yaradı mı sende o? Bilinç yaramadı. Altında. İşte bu bir hani erdemdir benim arkadaşlar. Şu,
Yani gidiyorsun çamaşır makinesi almaya. Beni olumsuz etkileyen 3 programdan başlıyor 24 programına kadar gidiyor çamaşır makinesi. Tüllüleri yumuşak yumuşak yıkama modu. Zaten hiç unutmuyorum. Bir sohbette dinlemiştim. Ya sen onu normal beyazlara da koysan. Ben biliyorum yaptım çünkü. Gene aynı şey. Onun sadece bir bulup. Gerek yok. O narin narin bilmem nelere. 3 tane program var ve genelde herkes evindeki en kısa 30 dakika, 15 dakika, 20 dakikayı kullanır. Ve ben şuna da inanıyorum. Oraya sadece bilinçaltı ama arada 700 lira fark verdin. Geri hatırlama gücümüz olmayabilir. Bunu hakikaten Allah-u Teala oraya şifalandırmasına nasip edecekse oraya kullanacağınız kaynağı o senin aklına gidin bir da gelir. Yapın. Birisine sana gidin da bir gezin. Eder. Gidin bir nefes öyle alın. Düşün, bir... Ama derin. Yapmıyoruz bunu. Çocuk, İlla öyle. Yani hakikaten ben şöyle düşündüğümüzde hatırlama yaşlarımız solundan böyle bir çocuk dedi ki, şey, bir bayan dedi yani ki 3 yaşa kadar hocam dedi çocuklarımız niye yani teknoloji bağımlısı? Var mı? İlk okul bu şu an bir problem mi bizim için? Benim kardeşim oturuyor. İşin komiği bu. Cevabını bir kelimeyle size söyleyeceğim. Şöyle yapardık, şöyle davranırdık. Böyle yapardık diyorum. Hadi ya ben niye hatırlamıyorum? Halbuki aynı yerde yaşıyoruz yani. Diyorum ya yani ben bir şeyleri şey yapmışım hani dedim ki, üzerine örtmüşüm. O örtüyü bir şekilde kaldırmam ki, ben cevap verebilir miyim? Ama kaldırmam benim hayrıma mı? Onu ilk önce bir anlamam lazım. O örtüyü. Duygu ve inşallah onun da farkındalığına erişmeyi niyetlediyorum. Eğer hayırlısıysa o örtüyü kaldırmam. O bulutları şöyle bir arkadaşlar. Elimden çekmek kaldırmayı niyet ediyorum. Ben o yaşta bu şey ben de farkındalıktan bahsedecektim. Yani benim çok aslında küçük bir farkındalığım var. İşte ben günlük bir sürü farkındalığa erişiyorum. Bir şeyler oluyor. Mesela maaşına, benim bir şeyler yaşadığım zaman daha doğrusu aklımdan geçtiği zaman hani derler ya aklımdan geçen başıma geliyor falan diye. Öyle şeyleri çok yaşıyorum. Belki sen de yaşıyorsundur. Mesela tam böyle hocamız da ödev vermişti. İşte acaba şu kişi ne yapıyor ya falan diyorum. Tık bir telefon çalıyor, o arıyor. veya böyle tam ben evet, bir şey modundayım işte çocuk sinirliyim ki, gene bir şeylere çok sinirlenmişim. Bir kişiye çok sinirlenmişim. Da, mesela atıyorum şu an. Kardeşime sinirlenmişim. Kardeşime de kardeşine sinirlenen birisiyle bana da birisinin bana dert anlattığını şimdi, hissediyorum. O zaman diyorum şimdi ki açık ve net söylüyorum. Biz kendi doğrularımızı bu çocuklara zorla kafalarına kaç kere sokmaya çalıştık. Ve bu insan bana o işte şeyi dini kendi kardeşine açık ve net şey yapıyor. Sinirlendiğini işte böyle yaptı bana sinir oldum delirdim kudurdum bir şeyler böyle söylüyor. Diyorum ki ben de böyleyim demek ki dışarıdan böyle gözüküyorum demek istiyorum. Ayna tutuyor çünkü bana. Sonra senin yaptığın gibi hemen diyorum gözlerimi tamam, kapatıyorum. Allah'tan, diyorum ki Allah'tan işte Allah'ın yanlış şansını kork. Aldığımı fark ettim. Ama böyle dışarıdan böyle gözüktüğünü fark ettim. Affet beni yarabbim diyorum. Hem beni affet diyorum. Sonra tekrardan geri arkadaşıma dönüyorum. Ondan özür diliyorum. Sonra kardeşimden özür diliyorum. Tabii bunu yüzüne söylemiyorum çünkü. Bazıları derler ki Türkçe niye bilmiyor. Özür diledin ki şimdi biraz hani ne oldu ben bir şey yapmadım falan derler diye şey yapmıyorum onların demem böyle içimden biliyorum. Kalabalığın o zaman geri fark ediyorum bir de şey oluyor bunu sen yaşıyor musun veya arkadaşlar da yaşıyor mu? Benim tam böyle yüksek bir moddayım hoşum güzelim bir böyle küçük bir olay oluyor tartışıyorum tartışta sen o eğitimleri boşuna alıyorsun. Sen o seminerleri, dersleri boşuna giriyorsun. Ah, al gel sinirlenme şimdi zaten hani bir böyle bir küçük kıvılcım bekliyor nefsim hani çıkmak için yukarıya. Nefs o alevi görüyor hemen bak sana bunu dedi. Sen o kadar eğittim al. Sonra da bir karşına birisi gelsin sana bunları söylesin. Susma konuş diyor böyle nefsim. Hristiyan babama dedim ki. Tabii bazen dinliyorum o nefsi ama dinlememe inat ediyorum gerçekten. Ona o an sınandığımı ben seni dinlemeyeceğim demeyi şey yapıyorum niyet ediyorum. Ama bende de bu farkındalık gelişti. Hani sınandığımı fark ediyorum ya bu çok hoşuma gidiyor. Hani o an bir tartışmada. Bazen çok küçük bir şeyden tartışma çıkıyor ve o tartışmada aslında sınandığımı fark ediyorum. Arkadaşlar. Hani mesela annemle küçük bir şeyden sen bunu buraya niye koydun? Hayır bunun yeri burası, bunun yeri şurası. Hani bundan bile küçük yani bir tartışma nesil, çıkınca diyorum ki tamam ben demek kayıtlar, ki hani burada sınanıyorum. Nesilin, benim enerjimi, frekansımı düşürtmemem lazım, düşmemem lazım. Karşımdakini etkiliyorum. Onun kendi için hemen kendimi şey yapıyorum, susuyorum, nefes şimdi, alıyorum ben size ve sonradan devam ediyorum. Ama yani vesvesen şöyle çok konuşuyor, çok konuşkan bir vesvesen var.
bir anne. Bunu anlatmak istedim. Kuralcı televizyon izleyen bir baba. Serde yazmışlar vesvese. Evet, vesvese gerçekten kırıl hain. Kırıl kırıl tertemiz bir ortam. Çarşaflar ütülü, dip bucak. Evet, vesveseden ben gene dedim. Bir gün önce de dip bucak yapılmış. Ondan önceki gün de dip bucak yapılmış. Ondan önceki gün de dip bucak yapılmış. Ondan önceki gün de dip bucak yapılmış. Pırıl pırıl bir ev. Günümü geçirmeyi nasip et inşallah eylemle birlikte. Ve özellikle de mutsuz bir adam vesveselerden keşke köyden öteki Zeynep'i alaydık. Yani sabahtan günüm için komple yoksa vesveseden Allah'ın sığınmayı tercih ediyorum. Gene temiz. Kendi nefsimden ve vesveseden. Ama evde 24 saatte bizlik için uğraşan bir anne. Kitap okuyan, kendini geliştiren. Ve kendime böyle biraz da ne bileyim daha güvenli mi hissediyorum desem. Daha böyle koruma altında hissediyorum aslında. Neşeli bir baba, neşeli bir anne. Çünkü buna neşeli, da gerçekten de inanıyorum. Şakacı. Yani günlük duam olmuş şimdi oluyor sabah. Nasıl bir ev, evde anne babanızı görmek isterdiniz? Bütün günümde bu şekilde geçiyor. Neşeli, ama öfkelendiğim güzel zaman da mesela peki biz evde o moddayık çocuklarımıza karşı. Hemen bir besmele bakın çekerim. Biz çok o modda mıyız? Sormamız gereken soru şu. O modda mıyız? Dediğim gibi bunu şimdi, da sonradan sonra fark etmeye Kıbrıs'ta başlayayım. Kıbrıs'ta bir kamp yaptık yine. Bunları insanlar geldi. Gelecekti yani daha doğrusu. Ama çok faydası var özellikle öfke. Yani gelsene sen de kampa. İnsanın kalbini kırmaktansa senin dediğin gibi yani ya o anlamdan hemen çıkmamız gerekiyor. Sen de bir şeyler öğrenirsin ki ben ondan öğrendim farkında alayım. Ya da öfkeden Allah'ın sığındığını. Ben de bunları. Şunu da fark ettim. Telefon o gerçekten samimiyetle Allah'ın sığındığım zaman 3 gün düşündüm annemi kampa nasıl getirtirebilirim. Belki de 5-10 dakika sonra. 3. günün sonunda dedim ki öyle anne, bir güzel bir şey geliyor ki başıma. O anda ne o öfkem kalıyor hatta geliyorlar, unutuyorum da. Ama çok beni muhakkak neşelendirecek, güldürecek bir olay oluyor yani. Genellikle çocuklarımla, İki saat sonra valizin yani hazır oldu beni. Öfkelendiğim zamanda. Şimdi bizim annelerimiz, şey babalarımız oluyor böyle arkadaşlar. Yani o ortam dönüyor. Yardım istediğinde kendini yani feda etmeye hazırlar. Şimdi annem 70 yaşına geldi. Bu da çok güzel. Evde yani duruyor tek başına. 19 litrelik ben su damlacanasını ben de şu şekil yapıyorum. Yani ben biraz daha ben ve diğer iki evet, erkek kardeşim. Dual ediyorum, şey yapıyorum. Ama ben şöyle bir şey de geliştirdim yani kendime göre Kanada'da yapmak isteyen Japonya'da olursa. Değil. Ben kendimi mor bir fanusa kapatıyorum. Öyle bir şey olduğunda ses yani. Gece kaç olursa olsun biz gene gelir. Morun frekansı ve renk olarak gücü çok yüksek bir renk olduğu için böyle gözlerim mesela bir sinirlendiğim zaman veya bir sohbetten negatif bir enerji aldığım zaman hemen diyorum ki kendimi mor bir fanusun içinde hayal ediyorum diyorum. Biliyorum dışarıdan gelecek her türlü beni hayrımı olmayan, benim hayrımı olmayan, bana hizmet etmeyen her şeye kapatıyorum. Olmadan, iznim olmadan hiçbir şeye giremez doğru diyorum. Bir şey değil. Kapatıyorum kendimi. O yardım mor fanusta şöyle iyice ne kadar sizin oluşturuyorum. Için önemliyse, üzerinde bir de ayetel kürsü okuyup bileceksin. Ondan sonra diyorum tamam. Yok mu hiç kürsüden arkadaşınız ya karnım aç yap bir şey getir ben kendimi kapattım. Ben de bu şekilde yapıyorum. Hiçbirinizin geçtiği birileri yok. Ben biraz daha böyle şey spiritüelliğe de kaymaya var arkadaşlar. Yani biraz böyle bir enerjiyi bir katıyorum, imgelemeleri şu an 80 yaşın üstünde dualarla bir büyüğümle. Dualarla da dua ediyorum, niyet ediyorum ama yaptı. Mutlaka bu senin yaptığın gibi sen hani sabah namazına kalktığında beni, makamına gittim, çok büyük dua edip kendini şey yapıyormuşsun ya ben de işte bir kitap hani birazcık böyle kitabı imgelememi de katıyorum işin içine biraz görsellik de katıyorum. Diyor, bu o şekilde daha kendimi güvende hissediyorum. Bizim mahkumlar mor fanusunu kapatıyorum böyle kendime. Sonra da güvende hissettiğim için de güvendeyim diyorum. Sonra da hiçbir şekilde ne karşımdaki beni etkileyebiliyor. Ne de ya vesvesem geldiğinde zaten vesvese olduğundan dur diyorum kendime. Hani şu an sınanıyorsun biz bekle saniye diyorum. Onda da kendimi mesela beyaz bir fanusa alıyorum. Renklere göre değişik renklere göre alıyorum. Sağlık için eğer bir okulda hastaneye gireceğim zaman sokağa, böyle bir sağlık konusunda bir sıkıntılı bir yere gireceğim zaman kendimi yemyeşil bir fanusun içine alıyorum. Ne zaman mesela yeşil çünkü dost olmak sağlık ben rengidir. Ben ama mesela hangi konuda olmayacağını bildiğim zaman hani ne konuda kendini korumayı alacağını bilmediğim zaman mor fanusunun içine alıyorum mesela direkt. Ne zaman dışarıda bir dost aramaya çıktım? Biri bana dost olsun, kimseyi bulamadım. Mesela şunu ama da öneriyorum. Ben birine dost olmaya gittim. Çok sürerim. Birçok dost bileklerime çok sürüyorum. Şimdi bu salonun içindeki ben biraz dediğim gibi spiritüel bir şeyde hani çabalamam için olduğu için boğaz çakrama sürüyorum, üçüncü gözüme sürüyorum. Nasıl dönüştürdüğünüz ve mutlaka bu arızaları alanımı kapatıp dönüştüremeyenler anlatmanız hani lazım. Çünkü bu üst akıl denen dışarıdan gelecek bana o negatifliklerden etkilenmemek
için çalıyorlar. Kendimi korumamı yapıyorum. Bir de üstüne 3 defa ayetel kürsü okuyorum, üflüyorum. O şekil çıkıyorum dışarıya. Hani hem biraz böyle spiritüellikle duayı birleştirmiş oluyorum. O şekilde çok rahat ediyorum. Hani benim gibi düşünen olursa mutlaka bu yaptığımı da uygulamak isteyen olursa yapsın. Ben çok memnunum bunu yapmaktan. Sizlere de tavsiye ediyorum. Nasıl? Çok önemli. Bu toplum çok enteresan. Demek ki üretebiliyoruz. Maden kaynakları envai. Bir saatimiz dolmak üzereymiş galiba. Kapısına rafı zaten petrol. 9 dakikamız var. 9 dakika sonra iş olmazsa kapanırsa yeni yayın açacağız. Onu söyleyeyim. Güçlenmemizi istemiyorlar. Geçenlerde 1927 enerjiyle renkler de çok kurmuşuz. Önemli. Sonra kapatmışız. Mesela kendim yine uyguladığım böyle bir deneyim Airbus oldu. Ya da diğerleri. Endişelendiğim bir konuyu sonradan düşündüm. Kurulan küçük firmalar kalacak yanımızda. Küçük oğlum yine bundan sonra yapalım ödevlerini yapmaması. Bundan sonra çocuklarımızı yeni nesle NLP'de de şu şekilde endişelendiğiniz bir konuyu görsel biz olarak hayal edin. Biz yeni koşu yapalım onları doğru mesleğe yönlendirelim. Bizim de artık astronotlarımız olsun. Onun arka fonu yani 5 tane şirket şu onun an arkada bir rengi var. O Mars ve Jüpiter arasındaki meteor kuşağında asteroidleri uzay gemilerinin arkasına takıp aynı dünya görsel, arasındaki yer çekimsiz ortamda maden çıkarma planları yapıyorlar. Elimizde bir biz boya yani izlerken, bir kalem mavi ama özellikle biz dolmaları ince sararken o enişte anını arkadaşlar. Ya da o oğlumun burayı artık çıkın bu moddan. Bu moddan çıkın yani evinizde iyi bir annemisin çocuğuna maviye boyamak. Mavi ferahlık verir çünkü. Bir çocuk evde niye tablet kullanır sürekli? Çünkü evde heyecan yok. Mavi renkte. Bir gün anne baba çocuğunu getirdi. Hocam dedi bu ödevlerini yapmıyor. Hakikaten endişe duygusu yok. Çocuğa oluyor. Dedim. Bu bir gerçek. Yani bunu niye yapmıyorsun siz de diye sormayın. Endişe duygusu kayboluyor. Ve hiçbir duygu da hissetmiyorsunuz. Ödevlerini yapmamaya yani mesela neden o an, ihtiyaç bunu hayal ettiğim zaman o endişen yok. Soruya dikkat et. Yani neden o olmayınca da ama oğlumda okuyup da şunu da gibi anladım. Anne çocuk bağısı da çok önemli. Benim o endişem kaybolduktan sonra başarısı okuyup ortaya çıktı. Bizim gibi mi olacaklar? Yani ya. Bunu da yaşadım. Biz aslında bayrağı benim baskım aldık ya da benden bir şey hissederek çok fazla yol onu yapamaması. Bize verdiler bayrağı. Ve ne zaman o endişemde giden evet. Birazcık götürelim bunu da yaşadım onunla. Bunu da söyleyebilirim. Ne kadar güzel yani. Öfke aslında çocuklar hepiniz o kadar güzel. En bence en saf mesaj ileten ruhlar, enerji formları olarak düşünüyorum ben onları. Gerçekten yani net iletiyorlar. Birisiyle mesela ben de bir kitaptan konuştum. Eğer ki bir şeyi öğrenmek istiyorsanız çocuğa sorun diyor. Bir çocuğa sorun. Bir şey anlatın ve ondan sonra onun fikrini sorun. O size doğru cevabı verir diyor. Mesela bu çok güzel bir şey çünkü onların saf bir enerjisi var. O temizler yani bizlerden tabiri caizse daha temizler. Gerçekten enerji olarak işte senin dediğin gibi. Evet çekirdek inançlar var ama daha temizler ve çocuklara sorun. Yani çocuklar en doğru cevabı verir diyor. Ki şu andaki kuşak da efsane bir kuşak gerçekten. O bana kadar çok şaşırıyorum ki böyle bir büyümüş de küçülmüş cevaplar geliyor ki sanki konuşan böyle 25-30 yaşlarında birisi ama öyle yani 8-9 yaşındaki bir kız mesela konuşuyor. Kurban onların da çok ilginç bir farkındalık şeyleri var artık. Onlar iyileşsin varsın ben hasta olayım. Şimdi bir de senin oğlun hem bu kıtlık bilincidir. İşte hangi kuşak oluyor? Z kuşağı oluyor mu? Daha kırklık mı? Birincidir. İhtiyacımız yok kırklık birincidir. Hem o öyle bir kuşak. Bakın burada bol müyüz arkadaşlar şu an. Farkındalık sahibi biri anne tarafından yetişiyor. Kırklık olsaydı yetişiyor. Ben bir kişiye seminer yapardım. Yani o çocuk maşallah. Bolluk içindeyim. Rabbim esirgesin ve gerçekten. Kırklık olsaydı ormanda bir ağaç olurdu. Inşallah. O bir ağaçta da bir yaprak evet, olurdu. Evet böyle bir deneyimde yapmış oldum. Hakikaten yani. Ormanlık var her yerde ağaç annenin var. Üzerindeki olan kırklık duygular çok yansıyor. Ve nedense kırklık bu kafamızı atalardan ekilen bir korkuydu. Ben kendimi nasıl hissediyorsam o da bana yansıtıyor. Bitti gitti. Ama burada da Bülent Erdoğan'ın herkese da, bu dünyada yetecek hocamız da anlattığı koltuk gibi aslında aynalarımız. Ama var. Ama var. Çok güzel gerçekten. Keşke iki büyük çocuklarımda da bunu bilseymiş. Zorla gelenler nasıl? Demek ki onların başka onların o farkındalığı. Zorla gelenlere bir alkış istiyorum arkadaşlar. Hiç keşke deme bence. Onlar da mutlaka nasibini alıyorlardı geride senin o bilginden, birikiminden alıyorlardı. Belki de uygularsın ileride. Şu an belki olmuyor ama
uygulayabilirdi. Ben de üstünde baydaş kurar otururdum. Evet, 4 yaşındaydım. Ama ben küçük değil miyim? Evet, hayvan hoplarına da katılıyorum gerçekten. Mesela ben ne zaman düşük olursam evin içerisinde benim 3 tane kedim ve var. İki gözün arasında bir tane göz de çok çok düşün, yaşlı bir köpeğim var. Allah ne ben mesela böyle sinirli olduğum zaman benim gelip yanıma sürtülüyor mesela hemen. Ben kedilerin enerjisine çok güveniyorum yani. Bence onların enerjisi çok güzel. Bir de mesela sinirli olduğum zaman şöyle bir algı var, bilgi var. Kediler negatif enerjiden besleniyorlar diye bir şey okumuştum. Senin negatif enerjini alıp pozitiflik veriyorlar. Pozitif enerji olduğu zaman sende hiç yaklaşmazlar. Ama sen ne zaman negatiflikle dolusun, sinirlisin, şeysin, geri sana sürtünürler, yanına çıkarlar, gezerler, yürürler. Hani seni böyle sıfırlamaya çalışırlar. Ama ne zaman ki şey var, sinirlisin, öfkelisin, yanına geliyorlar, iyisin, iyi moddaysan hiç yanına yaklaşmıyorlar. Atatürkçüydük. Bunu da fark etmiştim ben. Bu da çok doğru yani gerçekten. Hayvanlar da aklılar. Yine taşta haklı, hakikaten. Yani arkadaşlar bakın bu, bu övgü hiç değil. Olması gereken yani bir şey bu. Yani taşlardan kastınız. Yani bu övülecek bir şey değil. Atatürk'ün ve aynı zamanda da annem Kur'an okuyor. Babam da beni yazları Kur'an kursuna götürüyor. Onun için ayrı canlı yayın açalım. Sadece benim kafamın almadığı taşlar hiç Anadolu'nun yani hoşgörülü insanını uğraşıyorlar. Atatürkçüleri dinsiz gösterip inançlıları da Atatürk düşmanı. Şimdi şunu bir kere öğrenmemiz lazım. Evet. Elmalılı Hamdi yani, yaptırdı. Allah razı olsun. Kabul ediyorum. Bakın. Şimdi yani, bunu toplum olarak canlı ben dur. Kitaplar okuyorum. Şifayla aynı alakalı. Ateş bende de var. Dur. Şifalı taşlarla alakalı. Bizim toplum ben olarak öğreniyorum. Şunu çözmemiz lazım. Ametist, bu toprağın insanı gibi. Bir kere yani en efsanelerini sordunuz. Doğru mu? Yani ben yardımseverdir, doğru mu? Yani burada size güzel. Sana dediğim gibi biz başka bir canlı yayın açarız ona. Yemeğimizin kokusu yine yakın çıkmasın zamanda. Diye komşu onlarla da konuşuruz evet, onlar hakkında şimdi da konuşuruz. Şimdi yemek pişerken Instagram'da, tamam. Yemeği yerken Instagram'da, tavuğun ama kemikleri Instagram'da. Ama şöyle söyleyeyim, ametist için arkadaşlar gelene şimdi, kadar. Şimdi bunu artık ben fotoğraf minimuma indirdim fotoğraf çektirmeyi. Ametisti minimuma. Çok severim gerçekten. Lütfen ametist arkadaşlar, ve kristal kuarsa bayılıyorum gerçekten. Minimuma indirin. Fotoğraf çekin. Çok önemli. Nuray Hanım. Paylaşımlarınızı minimuma indirin. Gerek yok çok mutluyum fotoğrafı göstermeye. Çünkü o 10 dakika içinde 10 bin kişi var. Görüyor. Bir kez 10 bini de o an mutluysa sorun yok. Taş. Ama eşi azıcık tartışmış. Sen havayı da tatildesin. Ama ister istemez oradan iki göz senin avrana ister istemez takılıyor arkadaş. Yarım saat sonra senin uyku bozuyor. Çünkü senin hastalıklarına belki hizmet etmeyen bir taştır. Sonra diyorsun ki ya bizim işler iyiydi kötü gibi başladı. Her taşı böyle alıp takmamak gerekiyor. Gerek yok avrana bu kadar enerji toplamaya. Kristal kuarsı sarkaçta ben çok öneriyorum. O yüzden güzel şeyler paylaşın. Çünkü kolay uyumlanıyor. Gittin bir yere. İşte bir uğur böceğini yaparan üstünde gördün. Çek fotoğrafını koy. Yani o uğur böceğini biz de görelim. Sarkaç öneriyorum. Ama yediğin evet, yemeği koyma genellikle ilgilenmiyoruz. Genellikle danışanlarıma da hep ben kristal kuvars burada anlaştık şey yapıyorum, veriyorum. Kristal şimdi geri gelelim. Başlangıç seviyesi. Daha sonradan hani hangi konuda uzmanlaşmak istiyorsanız, hangi konuda kendinizi geliştirmek teşekkür istiyorsanız ediyorum. Ona göre tekrardan doğal taşınızı seçersiniz. Mesela ne bileyim şimdi, bolluk bereket için sitrin, pembe kuvars duygusallık taşıdır, duygusallık konular için pembe kuvars seçersiniz. Veya ne bileyim başka aklıma ne geliyor? Avantürin bir negatif enerjiyi koyup hapseden, içerisine çöken bir taş olduğu için avantürin kullanabilirsiniz. Yani kimse kılığıyla da değerlendirmesin. Herkes kendi bahçesine gerçekten. Hepimiz kendi kapımızın önündeki çöpü süpürürsek bu iş düzelir. İnşallah daha detaylı konuşmak için. Siyonizm Alevi-Sünni tartışmasını denedi, beceremedi. Olur inşallah. Kürt-Türk'ü denediler. Biraz yordular ama beceremediler. Şimdi ateistle şey yaparsınız. İnançları uğraşıyorlar. Onu da beceremediler. 15 Temmuz'u da beceremediler. Ben size açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Beceremeyecekler. Kristal kuvars her şey için çünkü uygun Nuray Hanım. Uluslararası her şey yapılan için araştırmalarda kristal kuvars eğer Fas'ta bir ayaklanma çıkarırlarsa ya da Tunus'ta ya da Cezayir'de halkın vereceği tepkiyi biliyorlar. Konuya göre fakat de değişmiyor. Ha, orada bir yanlışlık olmasın. Olursa, halkın gene kullanabilirsiniz de o alanlardan daha etkili sonuçlar arkadaşlar alırsınız. Yani biz buradan 1000 kişi çıkıp bu sondaki 1000 kişi çıkıp 20 dakika sonra
Yıkabiliriz ortalığı, ağaç da dikebiliriz, ortalıkta mangal da yapabiliriz, ip de atlayabiliriz. Dünkü dersimiz de çok güzeldi yani gerçekten. Şimdi bizim ayarlarımızı kestiremediklerinden dolayı. Dünkü ders güzeldi, evet. Kestiremedikleri için. Sonu çözemedikleri nokta şu. Neden bunlar şehit olmaya gidiyor? Dolu dolu geçti. Burayı çözemiyorlar. Aslında neden bunlar insan küçücük ama bir asgari ücretle iki çocuğu üniversitede okutturup ev geçindirmeyi anlayamıyorlar arkadaşlar. Anlayamayacaklar da. Çok verimliydi. Evet. Zaten çok sadece zevk aldım. Gereken şu. Derste. Çok yüksek bir yer altı kaynağımız var. Evet gerçekten öyle. Yani petrol var. Bazen diyorum ki ya diyorum size, bugün de girmeyin. Yer altında inanılmaz kaynaklarımız var. Ne olacak? İnsanlarımızın kafası hiçbir inanılmaz şey iyi çalışıyor. Girme. İnanılmaz iyi çalışıyor. Hiç yine VSS'e böyle konuşuyor diye sorarım ki sen sus ben şu an farkındalık yolunda yürüyorum. Seni dinlemiyorum. Hemen geri giriyorum derse bir böyle hazırlanıyorum. Kendimi yükseltip giriyorum. Doğu'nun akılsız imanları. Bir şey biz arkadaşlar. Efendim bir saniye. Şey yazmış da az önce gitip bulmaya çalışıyorum. Buraya oturmamız Nuray lazım. Yani biz bundan sonra kalbinde ilahi Nuray Hanım siz aşk, bana özelden sevgisi, sorularınızı yazın. Hayvan sevgisi, ben size sevgiyle doğa cevap sevgisi, vereceğim. Çevre sevgisi, diğer insanlara sevgi ve saygı olan bilim adamları yetiştirmemiz lazım. Ev hanımları, ev ne adamları, siyasetçiler. O saatte değil. Gerçekten o derste gerçekten fazla, hayat duruyor gibi bir şey. Kızmasın. Gerçekten daha öyle. Fazla din adamları. Benim daha için fazla durdu. İhtiyacımız yok. Bizim daha fazla ben zaten bugün ders saatinde bizde bir tatlı tepa çalışıyor. Bizim daha yani, fazla bana bir alan açılıyor. Kalbinde ve eşim sağ olsun çocukları da yaraya toplar. Çocuklarımızı annelere söylüyorum. Biz erkekler çok tatlı geçiyor yani. Yani evin içerisi o son bir saat derse başlamadan önce bir telaşlanıyoruz evin içinde yani. Bizde de öyle. Nereye oturacağım? Şimdi şurada kamera açsa daha düzgün. Eskiden böyle değildi. Direkt hani elimi açar bir böyle izlerdi. Şimdi özeniyorum ya. Kamera açısı kuruyorum. Arkama böyle güzel şeyler gözüksün. Kötü bir şeyler durmasın. Bir böyle bir alan kuruyorum yapıyorum. Bir yani böyle hemen bir heyecana giriyor insan. Hani nasılsa hani kamerada gözüküyorsun. Allah'a 250 kişi deniyor. Seni görüyor. Birlikte özenli olman gerekiyor. Ne kadar konuşma yapmasan da yani fotoğrafta kayıtta, çıkıyorsun. Sağ olsun bir sürü canlar da her hepsinin fotoğrafında ve bir yerde gözükmüşüm. Ama hepsinde de böyle bir kayığım. Ama bu da yani bir farkındalık demek ki. Acaba kimlere kendime göstermeye çalıştım da gösteremedim demek ki. Veya kötü gösterdim ki öyle kayıp kuyup çıkmışım yani. Profesör olacağım. Ona dedim sana ki istediğin kadar makam mevkulsun. İnan. Kiminle evlendiğindir önemli olan. Ama gerçekten ilginç her resimde de varsın yani. Gerçekten varım yani. 20 dakikada bir şunu söylenerek telefonla arar. WhatsApp'ta online'ım kimle konuşuyordun diye. Canına, ders boyunca bu şekilde duracağım. Sana hayatı zindan eder. Senin aldığın bütün makam mevkulsun. Fotoğraf çekerken herkes de denir. Ben düzgün çıkayım diye böyle. Bu yüzden bekarlara söylüyorum. Evlenmeden önce lütfen. Evet sorularınız varsa alabiliriz. Bunu reklam için söylemiyorum. En az 20 yıl ömrünüzden kurtaracaksınız arkadaşlar. En az 20 yıl. Evlilere ha, söylüyorum. Size birçok nefese, kişi şu hataya benim, düşüyor. Benim kendi deneyimlediğim nefesten bahsedecektim. Olduğum, ben şey yapıyorum. Adam, o da Ümit Hanım söyledi bana. Evdeki adam. Hator tekniğiymiş. Ben ilk defa duydum böyle bir teknik olduğunu. Direkt ben o kadın ben nefesi o adamı alıyorum burnumdan. Ya, derin böyle bütün vücudumu dolduracak şekilde alıyorum. Sonra başlayacağım. O nefesi sanki vücudumda böyle dolandırıyorum. Ağrısı olan böyle veya vücuda böyle geçtiğini hissediyorum. Yani o şekilde hayal ediyorum. Sokaktaki insan mesela belim ağrıyorsa belime doğru gitmesini sağlıyorum. Başım sen ağrıyorsa o oksijenin yavaş yavaş başıma gittiğini okumuş, hayatı hayal ediyorum. İşte, sana şifa lazım. Evdeki canını okudu senin. Safiye Hanım teşekkürler. Dengede yeni gördüm de. Neden dengede değişik? Hani o şekilde hayal ediyorum. Sonra o an tabii nefesimi tutuyorum. Yani, sonra yavaşça ağzımdan bırakıyorum biz nefesini. Şey üfler gibi, Murat, mum üfler gibi bırakıyorum. Bir adam ve simsiyah bu dumanın ağzımdan çıktığını tamam, hayal ediyorum. Böyle temizleyip oraya ağzımdan fıstıya çıktığını hayal ediyorum. Bunu 3-4 defa yapıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Çünkü bizim ağrılarımızın şimdi, ağrılarımız da bizim bilinçaltımızdan kaynaklanıyor. Ben bunu da sonradan öğrendim. Mesela ben bir işi yapmak istiyorum. Mesela bu aralar ben gıda mühendisliğim. Yüksek lisans yapıyorum. Şu an tez yazma aşamasındayım.
tezimi bitirirsem inşallah mezun olacağım. Ama canım istemiyor. Şimdi mutlaka bir kalkıyorum, başka bir şeyler yapıyorum. İstemiyor canım. Yani bundan dolayı hani böyle habire belimde bir ağrı oluyor. Çünkü istemiyorum. Şerif ve onu bahane edip kendime hemen gidiyorum, uzanıyorum mesela. Biraz belimin ağrısı geçsin de öyle oturuyorum. Senin gibi veya dağınık biraz dinleneyim de uykum geliyor mesela. Uykum geliyor masanın üstüne oturduğum zaman. Sonra kalkıyorum bir 5 dakika yatayım da diyorum. Sonra tekrar kalkar bakarım. Hangi kelime? Sonradan fark ettim ki ben bilinçaltımı etkiliyorum. Ben bunu biliyorum. Da bana bir ablam söyledi. Böyle olabilir misin acaba senin diye. Senin kadar umursuz birini görmedim. Elif ablam izliyor mu bilmiyorum şu an kendisi. O söylemiş. Sonra ben şöyle bir derince düşündüm. İşte birini seviyorsun. Dedim, hakikaten gerçekten senin olabilir. Bilinçaltımda demek ki o kadar canım istemiyor ki onu yapmayı. Vücudumu etkiliyorum. Ağrı yaptırıyorum. Kendi kendime ağrı yaptırıyorum. Biri senin yani kendi canımı acıtıyorum. Senin gibi dağınık birini resmen görmedik. Evet. Şimdi, bunu fark ettim. Bilinçaltından kaynaklanıyor değil mi? Çoğu ağrılar zaten duygusal. Üç yani duygusallık yaşamış olduklarımız. Yani ya bilinçaltında ya kodlanmış duygulardan hangi ötürü migren olsun mesela ya da mide. Senin dediğin gibi o ve sigorta hatta travma çalışmalarında yani. Da bu duyguların nereye, kaybettin. Hangi organla, bedensel nereye vurduğuna da bir açıklaması var. Bunu kitapta da okumuştum. Mesela endişe, kaygı mideye, öfke söylemek mideye, migren buyurun. Kafamıza taktıklarımız ve sürekli haksız yere suçlanma, suçlanma baş edemediklerimizden gibi ya da sorumluluk birini çok fazla aldığımızda sırtımıza demesi. O yük binmeler, omuzlarımıza. Yargılanma, suçlama gibi korkusu. Aslında duygusal evet yanlış dediğin gibi bilinçaltıda yine kodlanmış olan yalan yere duygularımız. Yalancısın denmesi. Tekrar tetiklendiği zaman korkusu. Ortaya çıktığı zaman ağrı olarak dalga geri geçilmesi, suçlanma evet, korkusu ve değersizlik. Sol diz ağrısını ben şöyle düşünüyorum. Sonra da geri Elif ablanın sorusunu şey yapacağım. Az önce kaçmadan. Sen bana kendi kendine bizim anladın. Vücudumuz şöyle ikiye ayrıldığında sol bencillik, geçmiş, sağ güzel, gelecek. Başka. Siz geçmişle ilgili solda bir sıkıntınız olduğu için geçmişle alakalı bir sıkıntınız var. Geçmişte ya bir yere gitmek istediniz, kendinizi direttiniz, bir şey yapmaya direndiniz geçmişte. Ondan dolayı sol diz ağrısı olur bakın, diye düşünüyorum. Emir verme, yani sol geçmiştir çünkü. Ve beni yönet. Eril dişillik de var ama onu çok bilmiyorum. Sol taraf esir olma, sanki erildi. Hatırlıyorum. Yanlış olabilirim. Bir sırayla bilen varsa söylesin. Buyurun. Biraz susun diyorlar sana. Ben de duymuştum ama ben de karıştırıyorum. Hı-hı. Sol eş. Nankörlük. Sağ anne, çok kardeş gibi. Bilmiş sanki misin? Duydum evet. Olabilir evet. Normalde bilmişsin. Ben şimdi şeyi sormuş Elif abla, mis tatlım. Hala terbiye etmeye çalıştığınız farkındalığınız var sana mı? Sana mükemmeliyetçisin mi diyorlar? Tamam. Arkadaşlar bakın. Şimdi bunu eve gittiğinizde çalışmanız lazım. Terbiye etmeyi başardığınız farkındalığınız var mı diye soralım. Konu başlıklarını yazıyorsun. Yani birinin bana bu lafından sonra ben de sigortalar yani, atıyorum. Benim için çok önemli olan zaten konu kaybedeyim. Sizin köpürüm, nefsimizi terbiye edin. Ya susup hani içime atıp yani, bombayı ben yutuyorum ya da karşı tarafa ya saldırıyorum. Önemli olan en az 3-4 tane bunu bulmanız lazım. Evde kalp yani ben mesela hala daha kendimce daha insanlara önyargılı yarın davranmamayı terbiye etmeye hayallerini çalışıyorum kendime. Şimdi, ama hala davranıyorum. Hani ben onu kelimece var. Konuşmasam da hani kelimeye dökmesem de kafamın içinde mı? Böyle bir yerlerde İkinci böyle bir küçük bir sıntı halinde geçtiğini hissediyorum öder, insanlara karşı önyargılı. Mesela ben şeyde kadar, videosunu çektim. Kadın olmayı hatırlamak kitabını yorumladım. Orada bile yani şeyden bahsettim. İlk benim tanıştığım Bülent Hoca ile tanıştığım ilk kitap. Ve o kitapla tanışmadan önce diyorum ya diyorum bir erkek niye kadın nasıl anlatabilir ki kadın olmayı hatırlamak. Ya saçma falan yapmıştım. Bunu da çektim videoyu attım. Hani böyle düşünmüştüm. Okumam falan yaptım. O değil, an bana bir evren bir öyle bir şekilde beni oraya çevirdi ki yani bana şey dedi resmen. Ben anlaştık çok böyle mutlu gene şey modunda ve kimse beni anlamıyor. Kimse benim nasıl düşündüğümü önemsemiyor. Kimse beni işte duygularımı önemsemiyor gibi düşündüğüm an ama bu uygulamadan değil. Bana mesaj geldi. Annemin zoruyla ben uygulamayı indirmiştim. Buradan gelen komşu kendine araba alsın. Teşekkür ediyorum. Uygulamayı onun zoruyla indirdim. Dileğin içinin merkezinde uygulamayı indirdikten sonra da
Bakalım 3'ü geçebilecek misin? Uygulamadan bana bir mesaj geldi. O tam böyle sinirli halimdeyken. Yazabilenler de varsa. Moddayım, düşük moddayım. Bu video var ya sinirliyim. Facebook'ta. İşte günlük farkındalık kartınızı çektiniz mi diye bir mesaj geldi. Dedim ben dedim farkındalık da şu an farkındalık değil benim derdim. Dedim sağa kaydırmaya çalıştım. Geldim, ve şey açıldı. Bülent Gardiyanoğlu'nun kendiliğinden ben şimdi kapatmaya çalışırken kendiliğinden ama şey açıldı. Uygulama açıldı. Nereden bileyim ben hani bir şeye doğru ilerliyormuşum. Yani şey, farkındalığa adım atıyormuşum. Haberim yok. Bana akmaz. Açıldı. Sonra direkt bu kitap gözüme çarptı. Bu kitabın kapağı gözüme sen çarptı. Sen arada yavaşlatıcısın. Ne güzelmiş kitabın kapağı falan yaptım. Kelebekler falan, çiçekler ne güzel falan dedim. Yalamadım. Açtım birkaç sayfayı çevirdim, okudum. Daha doğrusu dinledim. Onlara direkt nasıl olduğunu. Sonra fark ettim ki güzel şeylerden bahsediliyor. Gerçekten sıkıntı yaşadığımız şeylerden bahsediliyor dedim. Okumaya böyle devam ettim. Sonra anladım ki ben ön yargılı bir insanım. Bizim komşu fakir yani, her şeye karşı bir ön yargım var. Borcu var onun onu fark ettim. Hala daha onu sergilemeye çalışıyorum. Yani, umarım onu terbiye ederim. Şimdi kendince kesinlikle şöyle de düşünüyorum. Şey yapıyor böyle, hani bak, hiçbir duygumu kurtulmak istemiyorum. Onu şimdi, sadece terbiye etmek. Sordu. Bu kelime gerçekten ki, hoşuma gitti. Terbiye etmek istiyorum. Nefsimi olsun, duygularımı olsun terbiye etmeye niyet ediyorum. Çünkü yani, o duygunun sahibi de benim. O duyguyu yaşayan da benim. Paradan almaktan bundan vazgeçsin. Dolayı o duyguyu terbiye şimdi, edip kendi içimde barındıracağım. Yani onu ne bileyim yollamak bana biraz şey gibi geliyor. Kendi parçamdan vazgeçmişim gibi geliyor. Onun için hem terbiye etmeye niyet ediyorum. Bu yüzden sen şimdi zaten ben de şöyle düşünüyorum da yani Rabbim boşta bize bu duyguları o yüzden vermedi. Önce sana yani bir para gelsin, sonra bize dağıtırsın. İhsan bir para eyledi. Gelmeden ve bunu gideceği da tabii yeri söylerseniz terbiye, önce kontrol, oraya gelir size gelmez. Kontrollü bir şekilde kullanma evet arkadaşlar. Duyguları. Şimdi, yani korku da fayda sağlıyor. Yani benim için bu çok saçma da geliyor. Korkularımdan kurtulmak istiyorum. Korku bizi korur. Neyle ilgili? Korkumuz olmasa bizi yüksek bir yerden dileklerle ilgili. Kendi emeği, şöyle söyleyeyim. Yani bundan 8 sene önce bir niyette bulundum. Koruyor, çok yoğun bir gündü. Korkular. Tabii bunu İki düzenli tane telefon bir şekilde ve direkt ya da arayanlar, dengesini bozmadan korkunun fazlası tabii ki zarar. Benim ama dediğim anda böyle def hocam etmek, bana böyle korkulardan başlıyor. Kurtulmak benim sor, için çok yanlış. Miyim, sor iyi miyim? Sor arabamı kullanıyorum, ne yapıyorum? Yani her duygu da anlatabilir miyim? Faydası vardır. Kontrollü bir şekilde bir telefon geliyor, aslında bir de sinirin bile faydası var. Ben öyle de düşünüyorum. Evet fazlası zarar sinirinde. Hani ne derler? Keskin küp zarar verir mi? Nasıl? Öyle bir cümlemiz vardı, şeyimiz vardı. Keskin sirke küpüne zarar. Oradan annem söyledi. çok fazlası ben zarar olduğunu düşünüyorum. Sinir de aslında iyi. Biraz hafif böyle. Hani insanlara en azından orada nasıl hissettiğini belirtecek kadar az dozajda bir sinir bile aslında iyi. Çünkü hepimiz insanız sonuçta. Her duyguyu yaşamak zorundayız. Yaşamak yani o duyguların içinde kalmadığımız sürede senin dediğin gibi dengede yaşamamız gerekiyor her duyguyu. Bizi 3 gün uyuttular ama ne uyudum ne güzel. Bir de, dördüncü gün uyandım istiyorum. Git dedi bana doktor. Teşekkür ederim dedim. Aldım zaten bir Risale-i Nur'da okumuştum ben bunu. Şimdi 8-9 sene önce olan edin. Bu olaydan dersini duygu. Bayılırım bilir misin? Yani anlattığımıza bu bakmayın. Ben dakika başı size bayılıyorum. Ocak ayında Adana'ya 6-7 sene olacaktı. Adana'ya gitmeden önce eşime dedim ki ya canım bak çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Kaderimiz. Seninle ve çocuğu alsak duyguya, da bir hafta sonra bir yere gidip senin dediğin gibi baş başa. Kendimi terbiye ben ediyorum dedim. Aslında bu konuda. Adana'ya bir duyguya girdiğim zaman bir duruyorum o anda ve şöyle düşünüyorum. Şimdi şu anda o duyguya girmeden önce bir düşünce mi vardı? Duygu mu düşünce mi dürtükledi yoksa düşünce mi duyguyu dürtükledi? Bu da benim için çok ilginç. Çünkü insan ister istemez bir düşünceye kapalı kendi kendine evhamlandırıp kendi kendine bir duyguya girebiliyor yani. İnsan kendi kendine kendini öfkelendirebilir. Geçmişe gidip bir düşünce ya da gelecek kaygıları gibi yani o duyguya girdiğim zaman önce bir duruyorum. Buna neden girdin sen şimdi ya da duygu mu düşünce mi tetikledi? Düşünce mi duyguyu niyet ediyorsanız tetikledi? Ve haliyle de o duygu da benim davranışım olmaya başlıyor. Çok doğru. Ona göre bir ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin.
Sizin yani yüzünüzden hasta olacak. O anda öfkeleniyorsak neden öfkelendik? Aslında olacağım. Bu öfkenin altına gelip beni kanser edeceksiniz. Merak etme. Yatıyor. Olacağım. Onu dürtüküyor yani. Bunlar beni delirtecek. Doğru. Merak etme. Yani olacağım. Yapabiliriz. Hatta hiç unutmuyorum ilk zamanlar bu olacak. Farkındalıkları yaşadığımda bu beni batıracak. Dinledim. Batıracak. Kadın, rahat ol. Bulaşık yıkarken kendi kendine doldurup şunu çözdüm arkadaşlar. Oturma odasına geçip eşine bağırabiliyor. Bize yani o kadar iyi. Diyor ya namaz kıl, oruç tut, zekat ver. Mesela geçmişte yaşamış olduğu eşiyle tatsızlıkları aklına gelip bulaşık yıkarken o anda sinirlenip eşine gidip ters davranabiliyor yani. Okey gibi rüyamda sen beni aldattığını gördüm. Nasıl aldatırsın beni der gibi bir şey olmuş. Kötü düşünme orucu. Şu an da, gezegen anında enerjimiz değişiyor. Anında kalbimiz değişiyor, hareketlerimiz değişiyor. Yani bu çocuklarımıza bile düşünce, anında değişiyor yani. Önüne bunu da geliyor, fark etmek çok önemli. Hakikaten o şu anki hareketinden dolayı mı sinirleniyorum yoksa bunun altında başka bir öfkem mi var? Günün sonunda şu andaki çocuğumun geliyor. Yapmış olduğumu sinirlendiriyor beni yoksa bunun altında başka bir şey var. Genellikle başka bir şey var. Aynen ben diyecektim şimdi. Kafamızdaki karışıklığı göndermek gerçekten için. Gerçekten yetersizlik fark ettim duygusu, insanlarda. Yorgunluk, hangi bu öfkeler titreyen bir durum. İşte mutsuzum, mesela o anda çocuk bir şey yaptı. Mesela atıyorum temizlik yaptım. O anda çocuğum batırdı. O anda sinirlenip bağırabiliyoruz. Ama aslında onun altında yetersizlik ama, duygusu, evet, yorgunluk bu, duygusu, böyleydi. Çaresizlik, yardım edilmeme sıkıntı gibi istemediğim bir şey var aslında. Olabilirim. İstemediğim bir işte olabilirim. Sevmediğim bir onu bedel. Onu da fark etmek fark çok bitti, güzel gitti. Benim için. Bugün mesela bu dün yatırken, Nuran hocam vermişti galiba olacağını. Ödev vermişti. 4 soru ödevi. Bugün onu kendim uyguladım. Yaşam amacını gene bir böyle bir sinirlendim. O sinirlendim genç sonra gittikçe gençleşir. Sinirlendikten arkadaşlar. Sonra yazdım neye sinirlendiğimi, niye sinirlendiğimi. Yazdım sonra sordum. Arar, doğru mu? Sinirlendim mi arar, gerçekten? Çarpar, sonra evet dedim kızar. Çok sinirliyim. Çünkü o an taze yazdım olayı. Belki de yanlış yaptım orada. Çok sinirliyim diye yazdım tekrardan. Sonra işte ne sormuştum? Bu duyguyu hoş hani geldiniz. Gerçekten yaşamayı hani şu an yaşadığın zaman ne hissediyorsun? Çok sinirli hissediyorum. O bana değersizlik verdiğini hissediyorum. Evet, o duygunun bana değersizlik olduğunu düşünüyorum. Peki o duyguyu hissetmediğin zaman ne hissediyorsun dediğim zaman sakin dedim ve onu sordum ama bende tertemiz oldu. Hani aslında taze sorduğum için bunu net de gördüm. Soru sordum, soruları sordum. Hem biz bir süre böyle bir kendime şey yapmış da oldum, soğutmuş da oldum o soruları sorarken. Hem de o soruyu sorduktan sonra böyle sanki bir sihirli değnek geldi, böyle ding yaptı kafama. Bir sakinlik geldi o an. Sonra evet dedim ben bunu kesinlikle yaşam, bu duyguyu hissetmek istemiyorum ve bu duyguyu kendime ben hissettiriyorum. Belki o kişi veya olay o şeyin farkında değil. O duyguyu hissettirdiğini. Sadece bunu sen hissediyorsun. Onun suçu yok. O duyguyu sen hissediyorsun. Karşıdaki kişinin Antes, Mardin, Karaman bunu fark ettim. Adana'da bugün taze bunu fark ettim yani. Nefesimi bir konudan tarihlerini duyuruyoruz. Bülent hocam diyor ya duygu kimdeyse imtihanındadır diye. Evet kesinlikle. Semineri tamamlıyorum. Bu genellikle hep yakınlarımız olur. Gelen budur. Çünkü onları çok severiz. Ben de bugün bir şey duydum. Hani daha doğrusu ben bir yine bir sohbet dinliyordum. Galiba Mevlana sözlerini dinliyordum. Alkışla ilgili. Spotify'da denge şey geldi. Ilgili. Dinlemeye başladım. Alkış yapmayın. Muhittin Arabi Hazretleri'nin bir sözü şey var. Şey diyor, sınanma bir hakkında diyor, konuşuyordu. Övgü halıyı yaptığında, sopayla vurduğunuz zaman avuç amaç onu ve doğru hani canını acıtmak veya bir şey için değil, bir hırs için olmaz. Cana, oradaki tozu atmak içindir diyor. Övgü sadece o kadar hoşuma gitti ki. O an düşündüm ki benim sunanma benim tozumu atması için. Bugün bende ne gördüyseniz aynısı. Ben şu an kirliyim ki sınanıyorum ve temizlenmek için sınanıyorum. Bunu fark ettim bugün dinlerken. O kadar hoşuma gitti ki ve gidin arkadaşlarınızla bunu paylaşın. Tam o sinirlendikten sonra kendinize yaşadım. Gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Onu hoş geldiniz. Olayı yazdıktan sonra direkt kulaklığımı taktım. Onu açtım, dinledim. Orada bu geçti. Direkt bu geçti. Dedim tamam demek ki doğru yoldayım. Demek ki sınandığım gerçekten sınanıyormuşum. Böyle bir şey oluyor mu gerçekten? Tozum atılıyor dedim. Ne güzel dedim. Tozumu atıyorlar dedim. Yani temizleniyorum ne güzel dedim sonra geri. Kendimi affettim.
Zaten öyle. Zaten hani tekamül yolculuğundan çıktığımız zaman, işte daha demin de söylemiştim ya, dünyevi yaşamaya başladığımız an, gücümüzü başka kişilerden aldığımız zaman ilk defa böyle mutlaka bir imtihanımız oluyor, evet, diye düşünüyorum. Tekrar o raydan videoları karıştırırken ben kişisel gelişimi normal raya girebilmemiz için çok yakından takip etmeyi seviyorum. Meditasyonlar yapmayı seviyorum. O şekilde. Yani, İlginizi ne çekti hocamızdan? Allah'ın sevgi kullanırız demek Bülent ki. Bey çok sevgili. Bizden de vazgeçmeyiz. Bizi bazı şeyleri yaşadık, tekrar hatırlatıyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten arkadaşlarım mesela bana dertlerini anlattığı zaman elimde olmuyor. Ne güzel diyorum, dert yaşıyorsun diyorum. Rabbim diyor sevdiği kulumsunlar. Sevdiği kulunu adını anması için ona hani sıkıntı yaşatır ki adını alsın benden sohbete geçsin diye. Bana mesaj ben bunu hep duydum, bunu bildim. Onun için hani diyorum ki şükrediyorum, ne güzel Allah'ın sevilen kullarından mısın? Rabbim eğer istemese sana bir baş ağrısı bile vermez diyorum mesela. Hakikaten öyle defa ama. Bir defa bu nefes çalışmalarından sonra ki sabahları şimdi yavaş yavaş kalkmaya başladım. Bir şey daha söyleyecektim. Ben unuttum. Hatırlarsam söyleyeceğim. Ve Bülent Hoca'yı takip ettikten sonra hayata daha farklı bir gözlemle ben de bakıyorum başladım. Acaba bir soru daha var mı diye pencere ama. Açıldı. Tabiri caizse üçüncü göz derler. Zaten hisleri kuvvetli ve inancı kadere ve inanç meselesine oldukça hassas bir kişilikte bir insandım. Ha, hatırladım. Onlar adı birleşince denk geldi. Güzel bir uyum yakaladığımı düşünüyorum. Ben mesela şöyle bir çok farkındalık da yaşadım. Yakınlarınızı tavsiye eder misiniz? Bir şeyi ne kadar çok istersen bana ne, ben bunu kesinlikle yapacağım. Bana ne, ben bunu kesinlikle alacağım. Çok iyi bana ne, ben bunu buraya kesinlikle gideceğim dediğim zaman mutlaka oldu. Bunu fark ettim. Bana çok iyi geldi. Bir şeyi böyle çok istediğim zaman ki yapacağım. Çok da fazla bir zaman yapacağım. Hayır, hiç kimse bir şey söyleyemez bu konuda. Kabul etmiyorum, yapacağım dediğin zaman mutlaka bir sıkıntı çıkıyor ve ben onu yapamıyorum. Sınanıyoruz. O an, bunu da hep benim ikinci sınavım da bu mu? Bu arada. Yani hep aynı tuzağa düşüyorum, hep aynı şeyle adet diyorum. Hala da diyorum. Yani bana ne yok yapacağım diyorum, istiyorum. Bu sefer olacak, bu sefer yapacağım, bunu bugün yapacağım yapıyorum böyle. O zaman ne o gün yapabiliyorum ne de önümdeki birkaç gün boyunca yapamıyorum. Bunu da fark ettim gerçekten. Ama fark etmem yetmiyor, bunu icraata çevirmem lazım. Daha önce konuştuğumuz gibi icraata geçmeye niyet ediyorum. Vallahi çok güzel İnşallah, bir duyguyla evet. Ayrılıyorum yani, mutlu oldum. Ben de düşünüyorum acaba başka bir farkındalığım, çok büyük hissettim. Bir farkındalığım. Çok daha aslında da hissettim. Şu anda aklıma gelmiyor. Kendime fazla zaman ayıramıyordum. Var mı dostlar, canlar, sorunuz veya paylaşmak istediğiniz kendi farkındalığınızı? Çocuklarım, torunlarım. İki torun sahibiyim. Amin. Yani hep vericilikle çevreme, insanlara hep faydalı olmaya, bir şeyler yapmaya çalıştım. Eğitimciyim, öğretmenim aynı zamanda da. fakat çok hoşuma gitti Bülent Bey'in şeyi. Galiba yok. Kendimi çok huzurlu hissettim. Hocamız da eğitimci. Biraz ağladım. Biraz mutlu oldum. Çünkü kayıplarım çoktu. Evladımı kaybetmiştim. Eşimi trafik kazasında kaybettim daha yeni. Çok acı bir şekilde işte 2 yılı yeni geçti. Yani yaya geçidinde çarptılar. Ticari bir taksi. O taşıt olan yani, arkadaşım bana özelden yazarsa ben ona cevap vereyim. Oldu, hem acı günlerim oldu ama şuradan çok kendimi mutlu hissettim. Yukarıda yine bir soran öğretmen oldu. Olduğum için iyi ki dedim öğretmen olmuşum. Taşı. Çocuklarımla, öğrencilerimle tamam. Dilek Hanım. O yaşadığım sıkıntılı dönemlerime bana özelden sorarsanız size cevap vereyim. Çünkü sizin dolayı, mesela tansiyonla ilgili bir sıkıntınız de, var mı? Hani bunları bilmem gerekiyor. Özelden bana yazarsanız size yardımcı olurum. Ama şu anda artık kendine dön. Aynen güzel. Dedim. İnşallah şifa olmuştur. Bakalım yapabilecek miyim, ne kadar yapabilirim. Bugün hatırladınız bunları. Gerçekten evet, ama bu dediğiniz de doğru. Bazı konular bize çok ferah duruyor. Oldum, sevindim. Onun da bir vardı yani farkındalığı. Programı da güzel. Demek ki o konuyu ya daha fazla istememiz gerekiyor. İnşallah. Hani bilemedim. Aslında bu da doğru. Söyleyeceğim, gidip izlemeleri için akrabaları yönlendireceğim. Sağ olsun, ne güzel, sevindik. Hocamız eğitmen bir aileden geliyor. Azaldıysa sizin ekolünüzden, eğitmenlerin. Güzel.
hocalarımızın dürüstlüğü, samimi yaklaşımlarını görebiliyorsunuz. Çok sizde. Teşekkürler. Annem öpüyorum seni. Tavsiye eder misiniz yakınlarınıza? Sizin gibi duygular yaşayan, çok kayıplar oldu, yaşayan kitabını daha alacağım. Ama. Kitabını aldım. Şimdi başka bir kitap daha alacağım. Dengeden hepimiz çıkıyoruz. Hepimiz Nuray Hanım, yani, hepimiz dengeden çıkıyoruz. Ben ona da şükrediyorum işte, dengeden yani çıktığım için. Çünkü her dengeden çıkışımızda bir farkındalık cevabı manevi, geliyor. Bir farkındalık şey geliyor. Hani dengeden çıkmak bazen kötü gibi güzel anlaşılıyor ama ben onu da hoşuma gidiyor dengeden çıkmak. Şimdi diyorlarmış bu her şeyden şey yapıyor. Ama öyle her çünkü dengeden, çünkü hep dengeden farkındalığımız nerede kaldı? Nereden öğrendiniz hocamızın şey seminerini? Bir sapmalıyız ki o farkındalığı kazanalım. Duydum. Gelmek istedim hani biraz. Bende de şöyle oluyor genellikle bir dili vurduğum zamanlarda yani böyle bir modda oluyorum bazen. Hiç okumadım. Sonra evde diyorum ki tamam hani diyorum yeniden var, onlar bana söylemiş hani derler ya sadece bir falan, hani yol kalıyor o da yukarı doğru falan. Yani en dipte olduğum zaman sadece yukarı doğru bir yol kalıyor. Hoş geldiniz. Tek seçenek. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Biraz duygularınızı almak istiyorum. Oley diye seviniyorum. Hakikaten gerçekten sevgili bir farkındalık geliyor diye. Şeyden sonra gerçekten de öyle oluyor. Çoğunlukla öyle oluyor. Meditasyondan sonra daha da iyi hissettim. Onu hatta şu an istişaresini yapıyorduk birlikte üçümüz. Ay ne güzel nasıl söylediniz. Gerçekten Mekba 7. Bu benim ikinci katılışım zaten. Evet. İlkinde çok yoğun yaşamıştım. Şu anda öyle değil. Demek ki arındığımı düşünüyorum. Biraz çok olsun doğru. Kendimi arındırdığımı, biraz daha öğrenmeye başladığımı düşünüyorum. Şükür o zaman biz yavaş yavaş sohbetimizi kapatalım. Tabii ki. Gene hani ben sohbeti çok beğendim. Çok ilerli. Lezzetli bir sohbeti. Ben bunu çok söylerim. Beğendiğinizde çok lezzetli bir sohbetti gerçekten. İlahi aşk. Tekrardan inşallah ben seninle canlı yayın yapmayı gönülden çok tavsiye isterim. Eder misiniz hocamızın çok kitaplarını, bilgilerini, seminerlerini, yani seninle şu an karşılıklı oturuyoruz. Diğer canlar da bize katılan canlar da böyle yanımızda teker teker oturuyorlar. Beraber sohbet ediyormuşuz gibi oldu. Çok hoşuma gitti. Çok güzeldi gerçekten. Sosyal medyada sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şifa olsun. Çok sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Verimliydi sohbetiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ama şunu da belirtmek nereden istiyorum geldiniz? Ramazan ayında. İstanbul'dan. Biraz geri çekilmeye niyet ettim. Rant Guardian'ı onu yıllardır takip boyunca ediyorum. İnternetten. İnşallah Ramazan'dan sonra onu tekrar edebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Meditasyon çalışmalarını yapıyorum. Yıllardır mutlu, ben biraz de maneviyat işte kısmı olarak evde Brent Guardianoğlu ve onun gibi pek çok yaşam koşuyla ilgiliyim. Buradan da herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hocamızın tekniklerini kendinize uyguluyor musunuz? Evet, evet hayırlı Ramazanlar. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Kalp kırmadan, harikasınız. İyi sinirlenmeden, sakinlikle geçinmemizi nasip etsin. Daha önce başka şeylerden İnşallah. İzlemiştim ama birebir uygulamalı göstermesi hani, dikkatimi çekti. Nurhan Hoca dediği gibi 21 gün ve açlık oruçlu değil de nefes orucu olsun inşallah. Çok güzel bir cihet, evet. Bağların. Hani hep deniyordum ama başaramıyordum. Buradaki dualardaki ince sırlar ya da kabullenmedeki ince sırları bana şifa oldu diyeyim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum bu arada. Katılmak istedim. Hoş geldiniz, şifa olsun inşallah. İyi dinletiler diliyorum. Arkadaşlar bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu sohbeti merhabalar, daha da güzelleştirdiğiniz almak için varlığınızla, enerjinizle çok teşekkür ederiz. Bir kere İnşallah çok olduğum niyet için ediyoruz çok mutluyum. Tekrardan birlikte canlı yayın yapmaya. Daha önceden de ama katılmıştım en Bülent yakın zamanda ben taşlarla ilgili bir canlı yayın yapmam gerektiğini hissettim. Kendinle yüzleşme, İnşallah sizlerle tekrardan bir taşlarla alakalı canlı yayın yapmaya. Bunları düzenleme açısından bence iyi noktalara temas etti. Yani benim için İnşallah o zaman da görüşürüz. Konumunda çok faydalandım. Birçok insan da bu konuda faydalanacağını düşünüyorum. Hoşça kalın bazı diyorum şeyleri o zaman. Kapatalım mı? Biraz daha bekleyelim mi? Bence çok büyük bir kazanım oldu. Hepimiz için. Teşekkür ediyoruz. Şifa olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Sağ olun. Annen de galiba değil mi? Evet. Ben Bülent Bey'i uzun zamandır takip ediyorum. 7-8 senedir neredeyse başladığından beri. O zaman ben kapanışını söyleyeyim. Ondan sonra seminerlerine de fırsat buldukça katılıyorum. Videoları da böyle kapatıyorum çünkü İçerenköy'deki yaptığı seminerlere katıldım. Taksim'deki yaptığı seminerlere katıldım. Niye ayrı ayrı seviyorum? Yani insan kendini uygularsa faydalı olduğunu gördüm. Bütün seviyorum. Bütün yani birçok şeyini kitaplarını okuyorum. Kitaplarını da yazanlara uygulamaya çalışıyorum. Evet, İyi ki tanımışım. Ama
yıllardır negatif bir şekilde yetiştirildiğimiz için maalesef belli bir yaşa geldikten sonra da pozitife yani, dönüşmek biraz geçti. Zor oluyor ama insanın kendisini zorlayıp yapabildiği zaman faydasını gördüğünü biliyorum yani kendimden. Onun için seminerlerin daha çok olmasını istiyorum. Hocamız aslında Türkiye'nin her yerine gidiyor. Çağrılan her yerine gidiyor. O zaman ben yayını kapatıyorum. Yetişemiyor katılanlar aslında. Katılanlar için, katılamayanlar için. Öğrenciler yetişmek istiyor aslında. Sizleri arkasından bekliyor. Yani hayırlı aslında ben bu konuda düşüncem var yani. İstiyorum böyle bir şeyi ama hocamızın dediği gibi zamanı geldiğinde zaten kendiniz geliyorsunuz diyor. Demek ki benim biraz zamanım var ama niyetim de var. Niyet de başarmanın yarısı gibi düşündüğüm için inşallah olacak diye bekliyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereden geliyorsun? Denizli'den geliyorum. Harika. Daha önce katılmış mıydın hocamızın seminerine? Katıldım, Denizli'ye gelmişti. Sertifika falan aldık. Harika. Bugün seni buraya getiren ne oldu? Tekrar. Ya konuşmalarını beğeniyorum yani. Yaşam, yeni bir yaşam tarzı bulmaya çalışıyorum kendime. Yaşam amacımı bulmaya çalışıyorum. Kaç yaşındasın? 18. Kendim olmaya izin veriyorum. Kitaplarını okudun mu hocamızı? Yeteneklerimiz. Çoğunu okudum. En çok hangisi etkiledi seni? Mucize Şifa. Oradaki hatalar falan birebir tutuyordu. Kişisel gelişimle ilgileniyor musunuz? Evet. Hepinize şifa olsun öyleyse. Nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba. Meditasyondan nasıl çıktınız? Bir duygularınızı almak istiyorum. Ruh halinizi. Kafam bayağı rahat bir şekilde çıktı. Hanımın zoruyla gelmiştim buraya. Haberim de yoktu gerçi. Tanımıyorum da öylesine bir geldim ama iyi geldi. İlk defa geliyorsunuz. Duymadım da yani. Hanım ilgileniyordu. Bir yere gideceğiz, bir yere gideceğiz dedi, getirdi beni. Ama kafam şu anda bayağı bir boş. Rahatlamışlık var anladığım kadarıyla. Yüklerin bir gitmesi var. Hepimiz de şu anda öyle. Şifa olsun. Tavsiye eder misiniz yakınlarınızı, arkadaşlarınızı? Sizler gibi çok çalışan, yoğun çalışan insanlar. Ederim tabii. Yani ben bu kadar etki beklemiyordum şahsen. Yani bayağı bir... İnanmazdım da yani başkası anlatsa yaşadığım için tuhaf. Söyleselerdi inanmazdım. İnanmazdım. Ama yaşadım. İyi bir deneymiş yani. Şifa olsun. Şifa olsun. Merhaba. Sağ olun. Çok değişik bir tecrübe oldu. Hoşuma gitti nefes alma verme ile alakalı. Tabii biraz da böyle ben arada uyandım, herkese bakmaya çalıştım. Ne yapıyor insanlar diye. O insanların beden dillerindeki huzuru görmek bana aslında daha fazla huzur verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önce bu güzel şeyi bize hazırladık, sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle burada bütün emeği geçenlere, Bülent Kardiyanoğlu'na. Ben bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Böyle bir şeye ilk defa katılıyorum. Onun için çok güzel bir sunum ve geleceğimiz için gençlerimize, bilhassa ben eşimi kaybettim. İki erkek çocuğu yetiştiriyorum. Yetim çocuk, erkek çocuğu yetiştirmek çok zor, çok zorlandım. Hiçbir desteğim olmadı bir güne kadar. Yani hatta biraz önce için için hep ağladım. Kendinize gelin ve kendinize duygularımı anlatacak şekilde gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarıma bundan sonra daha iyi, kendime daha değer vereceğime, hoş geldin. Çocuklarıma daha değerli, güzel bir anne olacağıma. Şahane, seni sormalı. Canı gönülden inanıyorum. Bazı rahatsızlıklarım çok şükür. Nedeniyle ben de ufaktan böyle falan ayarlaması tabii, yapmaya çalışıyorum bir yandan. Rahatsızlıklar bunun için de. Sen daha çok dikkat edeceğimi tanıt, ben orada ufak ayarlama yapayım. İnanıyorum yani daha çok dikkat edeceğim sağlığıma, vücutuma. Çünkü biz bir emanetiz, vücutumuz emanet olduğunu öğrendim. Bülent hocamızı takip etmenizi rica ediyoruz öyleyse. Bülent Bey'i zaten ben hep kitaplarını aldım, okuyordum. Hatta yatmadan önce okuyorum onun kitaplarını, çok güzel. Yani buraya gelmeden önce almıştım. Okuyordum, oğluma söyledim, getiremedim onu buraya gelmek için. Kendim tek geldim. Öncelikle Bülent Kardiyanoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Şükür. Bize güzel böyle bir sunumlar, eğitimler verdiği için.
Ama canım ayrıca benim, bize çok... eğer kamu personeline de gelip böyle bir sunumlar verebilir zaten, mi? Hani, eski mesela bir devlet memurlarının çok çok kamu personelinin çok çok ihtiyacı var bu konuda. Ben şu an çalışmıyorum. 10 aylık bir kız çocuğu annesiyim. Çalışmaktan sayılıyorsa akademide köşe yazarlığı yapıyorum. İdare bilimlerimiz, müdürlerimiz onun dışında işte biliyorsun hani akademide eğitim sağlayabiliriz. Veya size nasıl ulaşabiliriz? Onlar. Onlarla uğraşıyoruz. Arkadaşlar toplansın diye biraz evet, muhabbet biraz halinde geçiriyoruz ama böyle hani onun dışında SSK neler yapıyorum? Evlatla zaten küçük olduğu için vakit geçiyor. İnan günün nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Malum zaten Ramazan. Verirse yani, zaten çok çok teşekkür ederiz o zaman çok çabuk bu sunumlarımız geçiyor. İçin nasıl yapabiliriz? Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuda yani elimle Ramazan'ın üçüncü gününe geldik, ortalarına doğru gidiyoruz. Bülent Bey de bize bu sunumu en uç noktada faydalanabilmeyi nasip eylesin inşallah hepimiz için diliyorum. Çok çok sevinirim. Hoş geldiniz diyorum yeni gelen tüm arkadaşlara da. Tabii ki inşallah ulaşır. Gerçekten bizlerin de bu gibi şeylere çok çok ihtiyacı var. Bilhassa devlet kuruluşlarında hayli zorluklar yaşıyoruz. Aşırı ilk defa geldiniz. Ben ilk defa geliyorum. İlk defa geldiniz ve bu kadar derin anlayabildiniz, algılayabildiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Yani bu ihtiyacı bile görüp dile getirmeniz. Yani gerçekten şöyle sadece ben değil, bütün çalışanlarımıza böyle bir güzel sunumların verilmesi bu iletişim konusunda. Bütün memur arkadaşlarımız olsun, diğer çalışan arkadaşlarımız olsun, idarecilerimizden bizlere kadar böyle bir şeyler verilmesini, eğitimler verilmesini ben bilhassa bütün amirlerimizden talep ediyorum. Gayet iyi. Sıkıntı yok. Huzurlu değil. Kimse de kendi vermemekten yok. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Şadan Saygı. Mesleğiniz nedir? Öğretmenlik yapıyorum. Çocuklarla ilgilisiniz. Evet. Hocamızı nereden öğrendiniz? Nerede karşılaştınız ilk defa? Kitaplarından biliyorum. Daha sonra internet sitesinden, Facebook'tan ve Instagram üzerinden takip ediyorum. Öyle daha önceden de bir seminerine gelmiştim. Şimdi ikinci kez geliyorum. Hocamız da sizi ne etkiledi? İnsana dair anlattığı ve yaşamımıza dair bizi yönlendirici bilgileri, onları alıp hayatımıza uygulamamız, düşünceleri, yani bizim farkında olmadığımız, ben daha doğrusu bize kazandırmış olduğu farkındalıkları da ufak çaplı hani paylaşım düşüncelerimi. Evet, başlamadan öncesine şeyi iletmek istiyorum. Soru sormak isteyen arkadaşlar olursa eğer alt tarafta soru sorma butonu var ya da çekete yazabilirler. Elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım. Ama yakınlarınızı tavsiye eder misiniz? Kitaplarını, seminerleri. Tekrar yazarsa okumaya çalışacağız inşallah. Soruları da hani cevaplamaya çalışacağız çünkü sonunda. Eminim. Bu arada bazen benim yayının sonunda ufak bir sürprizim var. Sen biliyorsun onun ne olduğunu. Bu i̇nşallah böyle çalışmanın gidişatına bağlı olarak sürprizimi de söyleyeceğim. Bu konuda bize ufak bir sürprizim de olacak. Allah izin verirse. Kişisel gelişimle ilgileniyor musunuz? Denemesini falan da yaptık hatta bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ve farkındalığımızı arttırmak olarak söylemek diyecektim? Sen şeyden oruç tutmaktan bahsettim. Onunla alakalı ben de yorum yapmak istiyorum. Anladığım kadarıyla bilgiye hani sahipsiniz. Ya, çocuk işte demek evet, ki annemin yaramıyor. Oruç kötü aslında. Bir şey. Bunun zihniyetine bürünüyor bir anda. Bunun sebebi de bizim ona karşı söylediğimiz yani cümleler. Normalde dengede hocam, giderken hani sevgi sözcükleri söylerken bir anda annem asabiyete bürünüyor. Bir anda babam kendisinin de uyması. Bambaşka bir ruh haline giriyor. Yani demek ki bu oruç çok kötü bir şey. İnsanın bir içine hani giren bir şey gibi, adeta farklı bir şey gibi. Bambaşka bir insana dönüştüren bir şey. İnsanlar birçok şeyi öner ve tavsiyede buluyorlar, bulunuyorlar. Fakat özünde baktığımız zaman, zaman yaşamının uygulamadığını annem, görüyoruz. Bu oluşuyor. Anlamda da ve çocuk otomatikman yaratıyorlar. Aslında şunu demeye başlıyor. Evrende ya anne oruç tutmasana. Hani noktada da, mesela bilinci biraz olsun. Yeni gelmiş olan çocuk cümleyi kurabiliyor. Ben de diyor ki anne o zaman sen oruç tutma. Sen oruç tutunca yani
sinirli oluyorsun. Sanırım, anne sen oruç tutmak, oruç tutunca işte nasıl diyeyim, benimle oyun oynamıyorsun. Benimle oyun oynamıyorsun. Benimle vakit geçirmiyorsun. Mesela bu cümleler, merhaba, hoş bunlar geldiniz. Da var. Duygularınızı yani, almak. Kızmak, bağırmak, İlk kez nasip oldu bana gelmek. Çok kıymet verdiğim insanlar sayesinde Bülent Bey'i tanımak nasip olmuştu ama kitaplarını okumaya başladım. Farklı duygularla, beklentilerle gelmiş ama beklentim çok çok üstünde bir buluşma nasip oldu. İnşallah bundan sonrasında devamı gelecektir. Dinleneyim biraz. Kitaplarını okudum dediğinizde çok hangi kitabından etkilendiniz? Çocuk diyor ki, oruç zarar başladım kitaplarına. İnşallah bundan sonrasında tamamlayacağım. Oruç benim vaktimi çalıyor. Şifa olsun. Arkadaşlarınıza, yakınlarınıza tavsiye eder misiniz bu duyguyu, bu ortamı? Kesinlikle. Zaten buraya gelirken birkaç arkadaşıma da ortak faydada buluştuğumuz birkaç arkadaşıma söyledim ama onların herhalde şu an için nasiplerinde yoktu. Giderken ben Facebook'tan izleyebileceklerimin bilgisini aktaracağım. Nefes çalışmasını zaten kaydını aldım. WhatsApp grubundan birçok arkadaşıma ulaştıracağım inşallah. Bir türlü böyle insanların gönüllerini, kalplerini kuruyorum. Böyle bir oruç tutacağım mı hiç tutmayayım. İnşallah onlara da şifa olacak. Birçok insan da hani bana aktardıkları gibi başka insanların buluşması için aktaracağım inşallah. Kötüleştirmemeli. Onlara kadar gitsin, şifa olsun size de. Hoşçakalın. Hangi duygularla ayrılıyorsunuz yani burada? Yani Rabbim bize pozitif ibadetleri ayrılıyoruz. Biz daha iyi bir hale bürünelim diye hani vermiş. Bu noktada fark kılmış. Evet, ilk defa Bülent Bey'in seminerine katılıyorum. Oruçlu insanı hakikaten kendi içine döndüren bir ibadet. Videolarını çünkü sürekli niye? Seyrediyordum. Hani oradaki İki kitabını da acizliğimizi görüyoruz. Arkadaşımın önerisiyle geldim. Haberim daha yoktu. Çok keşfediyoruz. Gayet de memnun oldum. Ve kendimi vücudu, affettim dediniz. Aslında bir duygu, ben bir sürede şeyi araştırıyorum. O açlık oruçlu. Açlık. Hani orucu yani dediğimiz ciddi anlamda, bir oruç hani, nasıl yapılıyordur şey falan onları araştırıyorum. O hafifliği hissediyorsun yani. Hani, daha önce onun videolarında anlattığı affetme, bütün meditasyonu hepsini yapmıştım. Ama açlık orucunun inanılmaz bir şifa olduğunu mesela öğrendim. Size şifa olsun. Ve, hoş geldiniz. Güle güle gidin. Açlık orucunda vücudum, sonra hani kimimiz böyle ben hayal edemiyordum. Ankara'ya gitmek istedim, açık olarak gitmek böyle istedim 3 gün, 5 gün vesaire geçirebiliriz. Nasıl olmadı, böyle bir şey mümkün diye. Söyle vermiştim kendisine. Halbuki mümkünmüş. Ama yani o esnada gönderdim. Rabbim öyle bir vücut vermiş ki bize, öyle bir yaratmış ki. Hocanın o esnada vücut şey yapıyor. Hani sana zararlı olan bakterileri, işte toksinleri vesaire keserek, yakarak aslında bir nevi detoks yapmış oluyorsunuz. Oradaki insanlar yani, benim hakkımı çok yediler. Geldim binayı yerinde bulamadım. Öyle bir oruç şeyimiz. Biz hani Ramazan orucunu tutarken bile kıyısından mesela, köşesinden aslında şey ne kadar faydalandığımızı fark ettim. Bu açlık orucunu aslında araştırdığımda. Balonların uçtuğunu gördüm. Orucun faydası saymak. Ben güzel şeyler yaşıyorum. Daha da yaşayacağım inşallah. Ama evdekilerin hiçbirisini ikna edip buraya getiremedim. Daha ikna kabiliyetim yok. Çünkü kendimi ifade edemiyorum. Her şey zamanla, zorlamayın. Zorlamayın. Sizin gelmeniz onların da geleceğinin işaretidir zaten. Şifa olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş gidin inşallah. Duygularınızı almak istiyorum. Meditasyondan sonraki duygularınız nasıldı? Ya Bülent Gardenoğlu'nu yok. 2 yıldır falan takip ediyorum. İnternette videolarını izliyorum. Ve işte Instagram sayfasını takip ediyorum. Fayda olduğunu inanıyorum ama yani ben tabii Bülent Bey'e de aslında bunu hani direkt atölye çalışmasına katılmam gerekiyor herhalde. Bu arada aynı zamanda nefes konusunu fark ettim. Yani sonradan fark ettim. Hani hayatım önce öyle bir yani doğru nefes almak gibi bir kavram hiç yoktu. Bunu yapmaya çalışıyorum. Fakat bir düzene oturtamadım. İşte düzene oturtabilmeyi bunun için herhalde Bülent Bey'in atölye çalışmalarını takip edersem daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şu an arayış içerisindeyim. Bülent Bey'e de sordum. Hani ne yapmalıyım? Önce şeyi önerdi. Kadın Olmayı Hatırlamak kitabını önerdi. Onu okumaya başlayacağım ve sonra devamı gelecek. Daha inşallah faydalanacağız. Bütüne şifa olacağız biz de inşallah. Teşekkür. Daha önce kitaplarını okumuş muydunuz? Hayır, okumadım. Sadece takip ettim. Yazılarını okudum ve sosyal medyadan takip ettim. Hocamızın önerisiyle bir kitap zaten başlayacaksınız. Kadın Olmayı Hatırlamak, Evren İlahi Dili. İki tam bir tek, 3 kitabı aldık. Ondan sonra devamını getireceğiz inşallah. Şifa olsun size ve ailenize. Teşekkürler. Gerçekten. Yani çok etkileyiciydi. Çok zaten hocamı çok uzun zamandır takip ediyorum.
Evet. İlk bölüm aynen, çok daha aynen. farklıydı. İkinci bölüm biraz daha tam olarak onu söyleyecektim. Şey geçti ama hani bir çocuğun yapısı, hani zihinsel düşünce yapısı kendinizi çocuk yani, böyle halinizle yani. Düşündüğünüzde hayal ettiğinizde hani bir hatırlayın o halinizi. Her şeyi sorgularsınız. O neden? Bu neden? Bu niye? Bu nasıl? Şöyle, böyle. Hep aslında böyle bir sorgulama hali. Kendimden bir ve şeyler var. İlk kitabı okuduğumda bu var. Ya, sorgulama bu hali. Rabbim bizi bu şekilde yaratıyor. Niye? Çünkü araştırsınlar, okusunlar, öğrensinler, beni hakkıyla bilsinler diye istiyor. Bundan dolayı bu fıtratla yaratıyor. İnşallah ama biz çocukların bu şeyini köreltiyoruz. Tavsiye edersiniz. Ama işte geçiştiriyoruz soruları. Sonra cevapları, cevaplayamadıklarımızı mesela. Ya da işte bunu sana öğretmenin anlatsın. Mesela hani kendimiz okuyup araştırabileceğimiz bir meseleyi bile okula giden çocuğa mesela ama bunu sana öğretmenin anlatsın gibi durum olabiliyor. Halbuki çocuk o an mesela öğrenmeye aç, hani istekli o halde geliyor sana, diyor ki işte anne bana bunu anlatır mısın, anne bu neden, ya da gidiyor babasına, baba bu neden. Orada sen çocuğu geçiştirdiğin anda o hevesini kırmış oluyorsun, köreltmiş oluyorsun aslında. Orada o bilgiyi aktardığın zaman çocuk o alması gereken şeyi alıyor. Gelmelerini isteseniz yakınlarınızın ne derdiniz? Neden, yani niye diye sorguladıkları için aslında orucu da bu kadar sorguluyorlar. Ve çok da iyi yapıyorlar. Niye? Aynı zamanda şifa bize olsun, de sorgulamamıza vesile olmuş oluyorlar. Biz çünkü unutuyoruz. Biz farkında olmadan hani artık rutinimize dönüşüyor. Ramazan geldi, ne yapacağız? Oruç tutacağız. İşte iftar açacağız. Adeta böyle bir rutinmiş gibi. Yani her ay çok yapılan güzel. Bir şeymiş gibi, kıymeti falan. Yokmuş İlk gibi yani çok davranıyor. Oldum. Bu kitap da çok güzel. Dolayısıyla yani gördüğüm kadarıyla orada da çocuğa Ramazan'ın hak ettiği cevabı veremiyoruz. İlk defa geliyorum. İşte, ne bileyim çok güzel. Önemli olan da burada hani önce içselleştirip işte, kendimiz o Ramazan bilincini kendimizde oturtup, içimizde oturtup ardından çocuğa bunu sevgiyle anlatmaya çalıştığımızda o yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Kendi işini bulması lazım, kendini tanıması lazım. Ki buluyor da zaten. Gibi. Bununla kendine alakalı, senin dedik ya bütün ibadetler hani aynı şekilde. Yani. Ben ufak birkaç not aldım. Bunlardan paylaşmak istediklerim var, müsaadenle. Diyeceğim bir şey varsa arada onu alayım da. Herkes yani yararlı olan bilgi herkesten alınması gerekiyor. Hocamızdan da çok yararlı bir bilgi alacağımı hissediyorum. Yani kitaplarda da birçok şey var. Hayatımda da fazla yani yararlı birçok şey katacağını düşünüyorum. İnşallah. Şifa olsun size de. Teşekkürler. Sağ olun. Duygularınızı alabilir miyim? Evet, evet. Seminerden ayrılırken ne duygularla ayrılıyorsunuz? Çok güzel, pozitif bir yaklaşım oldu. Yani mesela kendimi daha iyi hissettim. Farkındalığım arttı. Mesela kırgınlıklarımız falan vardı. Burada meditasyonla, nefes alışverişiyle kırgınlıklarımız, atalardan gelen karmalarımız, bunları çözümlemeye çalıştık. Çocukluğumuza döndük. Çocukluğumuzdaki karmalarımızdan kurtulmak için işte onunla nefes alışverişi yaptığımızda içimizdeki çocuğu sevdik. İçimizdeki çocuktan özür diledik, kucakladık. Özür diledik. Yani çıkarken bir hafiflemiş hissettim kendimi. Daha iyi hissettim. Aslında kırgınlıkların, kızgınlıkların, inatların boşu olduğunu hatırlattı Bülent hocamız bugün bize. Bir anda bir uyandık hepimiz çünkü hep beraber. Çünkü çok hassas bir konu. Evet, inanılmaz da önemli. Hani arada böyle bir tiplemeyle şey yapılacak bir konu olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani bu dünyaya niye geldi? Mutlaka bir görevimiz var bu dünyada. Sen bu noktada hani çocuk gelişimcisin. Şeyi çok daha zaman kavramlarını çok daha iyi bilirsin. Benim o noktada sonuçta bir tecrübem ya da eğitimim yok. Ama çocukların belli bir şey özellikle için, küçük yaştaki çocukların belli bir dönem soyut somut kavramlarının oturma dönemi olduğu için özellikle bu soru sorma halinin yoğunlaştığını biliyorum. Yani dolayısıyla o dönemde sağlıklı cevaplar verdiğimizde onun aklındaki zihnindeki soyut somut kavramlar da daha doğru bir şekilde oturuyor. Ve size saçma sorularla bile gelse o anda hani diyorsunuz ya bu soru nereden geliyor hani çok alakası mesela standart hani bununla alakalı kitaplar bile çıktı hatta hani Allah'ı neden göremiyorum hani gibi güzel duygular. Bununla alakalı sorular geliyor baktığınızda yetişkin zihniyetinizde aa ne kadar saçma diyorsunuz güzel, ama ona göre saçma bir şey değil çünkü soyut somut kavramı oturmuş değil henüz.
her güne bir mesaj. Bunu da nasıl anlatırsınız? Hani tasvirlerle, örneklerle bununla alakalı birkaç tane ben bir şey okudum. Ama bu noktada çok fazla tecrübem olmadığı için hani senin sana bırakıyorum bu kısmı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sizi etkiledi. Çocuğun her türlü anlattı, ibadeti ya da maneviyatı öğreniminde şu şekilde davranmak lazım. Ya siz aile olarak ya da bu noktada için öğretmesi şey için seçtiğiniz kişi, öğretmen ya da bir hoca, hani kimi seçtiyseniz, güler yüzlü, sabırlı, Kur'an ve peygamber ahlakıyla ahlaklanmış bir insan olması çok önemli. Çünkü o sevgiyi, o isteği ancak öyle kişilerden alabiliyor. Şimdi seninle konuştuğumuzda kendi çocukluğumuzla dönüp de şey demiştik, bahsetmiştik birkaç örnek. Oradan ben kendiminkinden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumda hani hepimiz işte Kur'an kursu hocalarına vesaire camiye gitmişliğimiz vardır. Çok küçüklüğümden ben de gitmiştim. İnsanın ama çok fazla bir şey anladığımı söyleyemem. Hani okuyorduk, geçiyorduk ama bugün, o kadar. Yani ve kesinlikle ve kesinlikle camide mesela gürültü yapmanın, koşmanın, ondan sonra eğlenmenin, hatta, hani o kakaretçi hallerin yasaklandığını öyle hatırlıyorum. Öyle, halbuki Efendimiz zamanında, Peygamber Efendimiz hani özellikle mescitte, hani camide çocuk seslerinin aslında olması gerektiğini, olmazsa orada bir sıkıntı olduğunu buyuruyor, söylüyor. Bu yüzden de yaptığımız bugün yaptığımız çalışmalarında etkili olduğuna kesinlikle. İşte hal diliyle geçiyor ya çocuğa. Çocuk orada seni hal diliyle görmüş oluyor aslında. Sen orada çocuğu hani azarlarsan, kızarsan bu sefer onda negatif şey olarak, algı olarak oturuyor bilincinde. Kötü bir şey yapıyor. Buraya gelerek kötü bir şey yapıyor. Ya da biz buradayken yakın bir arkadaşım sayesinde tanıdım. Videolarıyla başladım. Dolayısıyla burası o zaman kötü bir mekan. Çünkü baskı oluyor üstünde. O özgürlüğü hissedemek için. Teşekkür ederim. Bu bağlamda hani yapınca hani kişi çok seçmek çok hissettim. Önemli. Ayrıca seanslara katıldım. Önemli. Bir tartışma çıktığında mesela şeyde hani çocukluğuma döndüğümde hatırlıyorum böyle ufak tefek çocuklar arasında ilk ay tartışma kısmı içinde vesaire oluyor. Olduğunda hocamın hepimize birden kızdığını hatırlıyorum. Hocamızı daha önce böyle öyle şeyler var, anılar var. Hani sen de bunu paylaşmak istersen biraz da seni dinlemek istiyorum ben. Evet, kendisinde bahsettiği gibi birçok dibe vurmalar yaşadık ve hala inatlaşıp düzeltemediğimiz yanlarımız da var. İnşallah kolaylıkla artık onları da düzeltiriz diye umut ediyorum ama burada olmaktan çok keyifli. Şifa olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ben çok beğendim. İlk defa geliyorsunuz anladığım kadarıyla. İlk defa geliyorum. Hocamızın internet üzerinden kitabını okudum. Evet, çok hatalarımız var. İnşallah onları bu şekilde düzelteceğiz. İnşallah. Mutluyum ben de. Arkadaşlarım gibi ilk defa geliyorum. İç dünyama döndüğümü hissettim. Duygulandım açıkçası. Etkilendim tabii ki. Daha sonra takip etmeyi düşünüyorum hocamızı. Şifa olsun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Biraz duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyoruz. Ya benim için çok faydalı oldu. Yani kırgın olduğum insanlar vardı, onlar geldi aklıma ve hafiflediğimi hissettim. İnşallah devam edeceğim buradan sonra bu terapiyi. Hocamızın kitaplarını okudunuz mu daha önce? Hayır, hiç okumadım. Okumayı düşünür müsünüz? Düşünürüm. Sizin duygularınızı da alayım. Valla ben ilk defa böyle bir programa geliyorum şimdi sayesinde. Genelde beyefendiler çok tercih etmiyorlar. Hanımlarıyla birlikte geliyorlar. Aynen öyle oluyor. Nasıl? Valla etkilendim birazcık. Yani ilk defa katılmama rağmen biraz değişik bir his verdi bize yani. Tavsiye eder misiniz? Yani ederiz tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şifa olsun size. Yani bana net süper, geliyor harika. Ama genel olarak senin sesinle bir, alakalı daha az geldiğini söylüyorlar ama bana çok net geliyor. Yani bilemiyorum. Acaba yani yayından kaynaklı bir şey vardı. Fakat ilk defa dinliyorum Bülent Bey'i.
İlk defa geldiniz. Evet, ilk defa geldim. Süperdi, çok hoşuma gitti. Yani dediğim gibi ben de bir şey olmadığı için hani sesleri falan bir açsınlar belki düzeniz ama ben biraz yüksek perdeden sesli konuşuyor olabilirim. Hakkınızı helal edin. Okumadım fakat ondan okuyan ve dinleyen arkadaşlarımdan alıyordum bilgilerini. Ben de işte ilk defa nasip bugünmüş. Şifa olsun diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Duygularınızı öğrenmek istiyorum. Çok yoğun geçen bir programdı. Rahatlamış, hafiflemiş olarak ayrılıyorum buradan. Beynim resetlendi adeta. Şimdi kitaplarımızda yazarımızla imzalatacağız. Çok güzeldi. Çok güzel. Yeniden doğdum diyebilir miyiz? Kesinlikle. Şu an beynim o hani böyle küçücük bir bebeğin sıfır resetlenmiş hali gibi. Ruhum daha dinç. Her şey çok daha farklı. Çok güzeldi. Yani hayatım içerisinde büyüttüğüm şeyleri bugün daha net gördüm diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten şimdi o noktada kitaplarda ışık olacak bize. Onun da farkındayım. Çünkü bu ucuydu. Ucu bu kadar rahatlatıyorsa kitapları düşünemiyorum artık. Çok harikaydı. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şifa olsun. Kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Nefes al ve yavaşça nefes al ve yavaşça nefes al. Herkes affet. Derin bir nefes al. Kendimi affettim. Merhaba canlar. Şu an size yeni uygulamamızı Bülent Gardinalı Kişisel Gelişim Portali ve Sesli Kitap Uygulaması'nı biraz mola verelim, özleyelim birbirimizi hesabı. Sadece birçok kişi soru sordu. Eski uygulamayla aynısı mı? Eski uygulamamız şu. Üstünde adam resimci olan uygulama. Bu uygulama bizim blog uygulamamızdır. Yani yazılar, videolar, etkinlikler, olumlama kartı, farkındalık kartı bu uygulamada, bu dursun gene telefonunuzda. iPhone'da da bu şekildedir. Yine aynısı iPhone içinde. Onun dışında şimdi sesli uygulamamızı yüklemek için Android telefondan Play Store'a giriyoruz. iPhone'dan ise App Store'a giriyoruz ve burada yazıyoruz. Bülent Gardiyan'ın diye. Kesinlikle katılıyorum sana. Bir kere burada bahsetmek istediğim birkaç tane şey var. Bu bizim biliyorsunuz ki bizim dinimiz bir sevgi dini. Yani kainat sevgi üzerine kurulmuş. Sevgi üzerine kurulmuş. Fark ettiyseniz dolayısıyla Rabbim ne diyor? Hani kutsi hadiste geçiyor bu. Benim merhametim gazabı mı geçmiş diyor. Önüne geçmiş diyor. Yani bu kadar merhametli, bu kadar sevgi dolu hani bir Rabbimiz varken biz kalkıp da çocuğa Allah'ın gazap eden tarafını, işte yakan tarafını, acı veren vesaire hani bunları anlattığımızda çocuk zaten anlamlandıramayacak. Çünkü aslında ışığın yani sevgi bir ışıktır. Dolayısıyla çocuklarda yani, saf hani sevgi de saf ışıktır. Çocukların bu halinden dolayı onlara ne kadar mesela kötü şeyler söylediğimiz zaman o kadar ciddi yaralıyorlar, o kadar ciddi etkileniyorlar ki bundan. En ufak mesela kaş çatması çekip, ya da işte sert bir bakış gönderdiğinizde onlar dahi etkiliyor. Çünkü şey bir düşün, bembeyaz bir kağıt düşün, tamam mı? Bir kağıt parçası. Sen oraya kalemle bir nokta dahi koysan nokta yani. Nedir bir şeydir hani hiçbir şey belki de boyanmış bir sayfanın üzerinde bir nokta belli dahi olmaz. Ama bembeyaz bir sayfada o bir nokta o kadar çok şey anlatır ve şey yapar ki izdir yani iz bırakır. Çocuklarda tıpkı böyle olduğu için çocuklara maneviyat eğitimi noktasında hem sabırlı olmanın hem de güler yüzlü hassas vesaire olmanın çok önemli. İnanılmaz önemli. Ve aslında bu bizim hayatımıza geçirmemiz gereken bir durum. Sadece çocuklara karşı değil, hani herkese karşı böyle olmalıyız. Neden mi? Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz. Hani, özellikle not aldım bu şeyle yayınla alakalı aklıma geldi. Mesela Taif olayı var, yaşanmış biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gidiyor. Taif'e gittiği zaman işte çocuklara hani öğütlüyorlar, taş atın,
hani şey yapın, zarar verin. Evet, ve o taşlar bedenine şey. Zarar verdiği zaman hani kanlar içerisinde şimdi, kalıyor. Ona rağmen diyor ağacın gölgesinde dinlenirken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor, iste dediğim, Allah izin verdi, iki dağın arasında bu Taif'i yok edeyim, hani poz edebilirim, yani, yapabilirim diyor. Ve Efendimiz diyor ki, bile, onlar yani diyor bilmiyorlar, bilseler buradan, böyle demezler, böyle yapmazlar. Eğer ki bir gün bu Taif'ten bir şey çıkacaksa, hani inanan Müslüman bir kul çıkacaksa, anneni, onun hatırına bile ben böyle bir şeyin olmasını istemem diyor. Yani of demeyi bırakın, hani of demeyi, isyan etmeyi vesaire, karnavan içinde kalmış halde of demeyi bırakın, böyle bir düşünceye, böyle bir dünyata sahip, böyle bir hassasiyete sahip, böyle bir peygamberin bakışı. Bize ne yakışır? Hani dikenle gelene gülle gitmek yakışır yani. Ben hani böyle düşünüyorum daima, çünkü sevgi öyle bir güç ki, hani kainattaki en büyük güç sevgi. Yani nefretin, öfkenin, şiirin, bunların hepsinin bir nebze gücü var elbette. Ama sevgi o kadar kapsayıcı ki, yani sevgiyle ulaşamayacağınız hiçbir nokta, hiçbir yer yok. Sevgiyle hakka ulaşıyorsunuz. Bu arada çok sevgili hocalarımız geldi. Şeyimiz var, çalışmalarımız var. Burada yazıyor, Allah buradan razı olsun. Hepsinin desteğini yüreğimden böyle şuramdan hissediyorum. Çok seviyorum bizi. Hepiniz hoş geldiniz. Yazılarınızı görüyorum ama hani konuşma bölünmesin diye çok fazla şey yapamıyorum. Şimdi buraya az önce de bir Muhammed abim hani not aldım, bir soru sormuştu. Öğretmekle ilgili en etkili yöntem ne diye. Bence işte öğretmekle ilgili en etkili yöntem hoşgörü ve sevgi. Tek odak noktamız bu olmalı. Buraya indirip dediğim gibi Android telefonlar için Play Store'a, iPhone'lar için App Store'a uygulamayı indirdiğiniz yere yorum yazıp bize 5 yıldız verip ekran görüntüsü 0537-394-7575'e gönderen herkese, ha yurt dışından indirenler var. Çift 090-537-394-7575, yani screenini screenshotlar, ekran görüntüsünü alıp gönderen herkese hediyemiz olacak arkadaşlar. Atölye çalışması 12 bölümden oluşuyor ve yolladığımız atölyeyi de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yakalıyorlar bir şey. Yakalıyorlar. Evet, şimdi biz bu uygulamaları indirdik. Burada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim uygulamamız şu. Annelerinin, babalarının yaptığı her şey onlara göre olur. Kesinlikle. Yani onların süper kahramanı annesi ve babasıdır. Ne yapıyorsa doğru. Ama sakın yalan söyleme. Evet. Yalan söylemek çok kötü bir davranış. Her zaman bana doğruyu söyle. Diğer bir anne babanın asla yalan söylemesi. Uygulamayı düzenleyelim. Bu iPhone 13'te biraz şey oldu. Cambazlık istiyor galiba. Gençlere göre yaptılar. Çocuğa kitap oku, kitap oku, kitap oku deyip evet, kitap şimdi, okumazsak hiçbir anlamı yok. Play Store. Önce oturup okumamız gerekiyor ki çocuk bizden o şekilde. Nefes yemi bir uygulaması ve sesli kitap uygulaması. Ben bir şeye çok dikkat ediyorum. iPhone, hani App Store. Karşı ne kadar hoş görünüyor. Blog uygulaması, nefes yemi bir uygulaması. Bir aynı zamanda sesli kitap uygulaması. Sesli kitabın uygulaması BG. BG'leri indirip yorum yazıp ekran görüntüsünü gönderen herkese hediyemiz var arkadaşlar. Duyanlar, duymayanlara haber versin. Bu uygulamayı çok beğeneceksiniz. Bildirimlerinizi açık bırakırsanız yeniliklerden haberiniz olur. Ve bundan sonra birçok atölye ve sesli çalışmaların içeriklerini koyacağız. Otobüste giderken, uçakta giderken, bilgisayarda şeye de indirebiliyorsunuz, telefonda indirebiliyorsunuz. Kulaklığınızı takın, ekran kilidi üstünde dinlemeye devam edin. Evet, buraya nasıl geleceksiniz? Çok basit. Nefes21.online sitesine geldiğinizde burada Google Play ve Android Google Play ve iPhone için şimdi yükle linkleri var. Tıklıyorsunuz. Ben size tıklayayım. Önce Android'i tıkladım. Hemen Android karşımıza geldi. Zaten 154 kişi 5 yıldız vermiş. Kesinlikle. Uygulamamız. Burada ufak bir şey ekleyebilirim. Uygulamamız açık.
Yani tam böyle yeri geldi çünkü kendimden hani örnek vereyim bu noktada. Gençliğimde ve çocukluğumda neyi böyle hani öğretilmeye çalışılanla hani öğrendiklerim çok farklı. Şey yapabilirsiniz, çok net söyleyeyim. Yükleyip, yorum yazabilirsiniz. Ama şöyle bir durum oluştu. Neyi söylerlerse çok, çok çocuk şöyle ilerliyor. Yani çok kestim, özür dilerim. Kafamda hep cümleler peş peşe geldiği için nasıl toparlayacağımı şaşırdım. Aldığım bir eğitimde Üstün Dökmen işte anlatıyordu tek tek çocuk dönemlerini. Bir tanesinde işte çocuğun küçüklük hani 0-7 yaş aralığında çocuk işte tamamen şeyi alıyor. Senin de dediğin gibi annem babam ne yaparsa doğrudur inancı. Ondan sonra full şey gelişiyor. Hani inat devresi, ergenlik başlıyor. Ufak tefek böyle şey çatışmalar hali. Sonra ergenlikte zirve yapıyor. Yani sen doğru bir şey yapıyor bile olsan, örnek bile olsan sana ters gidiyor, sana zıt gidiyor. Çünkü o an çocuk aslında çatışa çatışa kendiyle buluşup kendi hani kimliğini çözmeye çalışıyor. Kendi karakterini oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla sadece anne babayla değil, yani arkadaşlarıyla çatışıyor, çevresiyle çatışıyor, herkesle çatışabiliyor o dönem. O dönem geçtikten sonra da hani esas karakter oluşumunu tamamladıktan sonra da zaten böyle her şey daha güzel şekilleniyor. Anneyi babayı daha çok böyle dinlemeye başlıyor. Zaten belli bir yaştan sonra hani 30'dan sonra 40'dan sonra da annem babam asıl çok haklıymış. Fırsatım olacak inşallah. Ya da işte hataları olsa da onlar öyle görmüşler, öyle öğrenmişler. Daha böyle yargısız. En güzel kısım bu. Senin lafını şundan dolayı böldüm ben. Korkuyla bir şey yaptırılmıyorsa ya da dayatarak yasakla şununla bununla daha çok cezbediyor insanı. Bunu istisnasız hani çocukta da ergende de yetişkinde de hep bunu gördüm ben. Yasakladığın bir şeyi meyletme isteği şeytan oradan özellikle vesvese veriyor. Ve ister istemez bunu oraya çekim hissediyorsun. Çok güçlü bir çekim. Ve dolayısıyla o hatayı sen düşüyorsun. Belki yapmayacaksın, hani belki yapacağın bir şey değil ama o noktada sana böyle bir sınır çiziliyor, bir yasak çiziliyor ya. Sen o sınırın çizilmesini kabul etmeyip onun dışına çıkıyorsun, çıkmak istiyorsun. Sanki böyle senin şeyini, yapını bozuyorlarmış gibi hissediyorsun. Dolayısıyla o yüzden kırmak istiyorsun o zinciri, esir gibi hissediyorsun, bozmak istiyorsun o zinciri. Bu içten gelen bir istek. Dolayısıyla yasak değil, bir çocuğun ya da bir insanın içine hani ikna ettiğiniz zaman, ikna çok önemli. İkna olduğu zaman bir insan ve sevdiği zaman, kabul ettiği zaman o öğretiyi ya da her ne yapılmaması gereken davranış varsa onu kabul ettiğinde şu oluyor, içsel olarak kabul ettiğinde siz arkanızı dönüp gitseniz dahi, hayatınızda dahi olmasa, hani diyelim vefat eden annesi babası kişiler vardır belki, Allah rahmet eylesin hepsini, yani hani öyle olmaz, öyle olsa bile mesela öğretileri devam eder. O çocuk, o insan, o yetişkin kişi ömrü hayatı boyunca onu yapmaz ve yapmamaya çalışır. Niye? Kabul etmiştir onu, içselleştirmiştir. Benim doğrum bu deyip onu oturtmuştur, içerisine almıştır, kabul etmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde hani şey yapar, uzak durur o çizgiden. Kendisi gitmek istemez çünkü. Bu çok önemli işte. Bir tanesinde aşmak için özel çaba sarf ediyoruz. Niye? Çünkü baskıyla, korkuyla yapılmış bir şey var. Diğerinde hal dili ve sevgiyle bütünleştirdiğimiz zaman kabul ettirmiş oluyoruz. Hani ikna etmiş, kabul ettirmiş oluyoruz. Dolayısıyla çocuk zaten kendinden bilip bunu benimseyip kendisi gitmiyor. Bana yakışmaz diyor. Bana göre değil. Ben istemem. Küçücük çocuğun mesela bakıyorsunuz işte kendi kararları, kendi fikirleri, kendi düşünceleri var. Çünkü o da bir insan. Küçük de olsa onun da bir fikri şeyi var. Efendimiz özellikle hatta şey diyor, 7 yaşından itibaren hani onun da fikirlerini özellikle alın, onunla özellikle konuşun, sen bu konuda ne düşünüyorsun, senin bu noktada fikrin ne, hani ne istiyorsun gibi bunları sorgulayın diye söylüyor. Niye? Çünkü
orada aynı zamanda aidiyet duygusu da gelişiyor. Ben diyor ki hani ailemle bir bütünüm, ailem beni önemsiyor. Yani korku duygusuyla çocuğa bir şey işlemeye çalıştığımızda aslında çocuk kendini orada değersiz de hissediyor. Yani değersizlik korkusunu da aşılamış oluyoruz çocuğa. Diyor ki mesela ben bu davranışı sergilersem annem babam beni sevmeyecek. Ne oluyor? Sevilmeme korkusu işleniyor. Değersizlik korkusu içleniyor. Diyor ki işte ben bunu yaparsam annem beni sevecek, daha değerli olacağım. Yani koşullu bir sevgiden bahsediyoruz, şartlı ve koşullu bir sevgi. Bu da sağlıklı iletişimi tamamen bozan bir şey. %100 bozuyor yani. Çünkü şartlara o kadar çok odaklanıyor ki çocuk. Hani bunu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım sınırına o kadar çok odaklanıyor ki şeyi düşünemiyor. Hani o sevgiyi hissedemiyor. Çünkü odak noktası farklı, odak noktası sevgi değil. Odak noktası ben ne yapmalıyım ya da ne yapmamalıyım. Hani ne hissediyorum ya da ne düşünüyorum değil. Ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım. Adeta bir robotlaşmış. Lütfen sen de hakkını bana helal et. Helalleşin. Görüyorum ve gerçekten çocuğuma emanet bıraktım, zorlanarak geldim ama iyi ki geldim. Kendim psikoloğum. Kendi başıma beceremediğim bazı şeyleri Bülent Bey'in sayesinde halletmeye çalışıyorum hala. Kilom var ama ruhum kuş gibi. Ben Bülent Gardiyanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bana kolayca bir yaşam sunduğu için. YouTube'dan takip ediyordum zaten. Tanışmak için geldim. Çok güzeldi. Faydalandınız mı? Çok. Zaten hani faydalanıyorum. Sırf gözümle görmek için geldim. İnternet, YouTube, Android'den. Takip ediyorsunuz sürekli. Takip ediyoruz ve çok faydalı. Sadece şu kadar özetleyeceğim. Yani, niyet etmenin nasıl güzel bir ibadet olduğunu. İnsanların niyetlerini nasıl gördüklerini nasıl yaşadık. Bugün benim burada oluşum bir yıl önceki niyetimin görünüşü. Bir yıl önce niyetim. İfade edebilme tabii ki. İfade edebilme şeyi, yeteneği orada gelişiyor zaten. Sen daha aile içinde çocuğu susturursan o çocuk ileride sınıfa gidecek, hani okula gidecek, öğretmenleriyle iletişim halinde, arkadaşlarıyla iletişim halinde olacak. Yani öyle çocuklar var ki arkadaşları arasında dahi sohbete karışamıyorlar. Bunun temel sebebi ne? Çocuk hiç dinlenmemiş ki. Yani dolayısıyla benim düşüncem önemsiz zihniyeti var çocukta. Çocuk orada kendisini nasıl ifade etsin? Az önce de şey Muhammed abimizinle bir soru yazmış. Z kuşağı hızlı yaşamaya uygunlar yeni kuşak. Hani onların alanlarına göre iletişim teknikleri geliştirmek gerekiyor değil mi demiş. Yani bence kesinlikle öyle. Bilmediğim o kadar çok şey var ki benim mesela ki günden güne artarak bu noktada gelişiyor. Teknoloji alıyor başını gidiyor sonuçta. Takip edilemez bir halde. Yetişmek lazım ona. Evlatlar için yetişmek lazım. Çünkü rahmani olarak kullanmayı öğretmek lazım çocuklara. Hani biz bilmediğimiz bir şeyi onlara öğretemeyiz. Bundan dolayı önce bizim öğrenmemiz lazım bu noktada. Hemen iki kitabını aldı. Bir kitap, bir tek ve Kadın Olmayı Anlamak diye. Bir buçuk günde okudum ikisini de. Gerçekten çok şeyler buldum kendimde. Çalışmalardan birisi de affetmekle ilgiliydi. Geçmişimle ilgili, öfkelerimle ilgili. Gerçekten o uygulamayı yaptığımda şurada hissettim. Ve artık o insanları hatırladığımda öfkelenmiyorum, gülüyorum. Devam. Seni seviyorum. Bülent Bey tanıdıktan sonra hayatım tamamen değişti. Hocam bir de şunu söyleyeceğim. Yani hocam diyeceğim ben. hocam. Şöyle ki şunu yapmamız lazım bir de değil mi? Yani en yalın, en sade dilde konuşmamız lazım. Çünkü çocuk bilmiyor hani birçok şeyi. Yeni öğrenmeye ve keşfetmeye çalışıyor. Onun anlayacağı dilden konuşmak çok önemli. Yani ona ulaşabilmek adına. Yoksa kendimi o anlamda gerçekten şanslı hissettim, buldum ve sonunda da bu seminerde buldum kendimi. Yani bugün hakikaten seminerin sonunda dedi ya, kendimiz bir, yani bugün doğduk,
bugün sizin için bir uyanış, diriliş. Gerçekten ben bütün hücrelerimi kadar bu şekilde hissettim. Ve sizlerle birlikte olmak, hocamızı tanımak, o güzel önerileriyle, nefesine sağlık, tanışmak çok büyük bir mutluluk oldu. Anladın mı? Konuşamıyorum zaten. Ben hani tanıdığım için, öğrendiğim için çok mutluyum. Hayatımda çok pozitifleri geri getirdi. Kesinlikle. Şu anda itibaren. Kesinlikle öyle. Burada çocuğun aslında bilincine hani bilmiyorum diyerek şunu da yerleştirmiş oluyoruz. Ya benim annem babam bile, çünkü çocuk şey diye düşünüyor ya, annem babam her şeyi bilir o zaman, hani küçüklükte. Diyor ki ya benim annem babamın bile bilmediği konular var. Demek ki insanların bilmediği konular olabiliyor. Demek ki ne öğrenmemiz lazım? Öğrenmeye açık olmamız lazım. Ve bilmiyorum demek ayıp bir şey değil. Bunu söylemiş oluyoruz hal biriyle çocuğa. Ve çocuk ne yapmaya başlıyor? Bilmediği konularda bir şeyler uydurmak yerine doğrusunu söyleyip ben bunu bilmiyorum, bana anlatır mısın